Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Bakalım gelsinler yarışmacılarımız, içeri buyursunlar. Hadi canım. Kendi masamı geçmek istiyorum. Olmaz, oraya geldin orada kalıcısın. Yeni yüzlere alışamadıysa tüm eskileri toplayın o zaman. Tekrar tekrar döndürün. Bence siz biraz korktunuz, meydanı boş bulmuşsunuz. Mutfağımın dili olsa da söylese içi kan ağlıyordur. Asla Nurten teyze benim kayınvalidem olamaz. Benim gelinim Özlem zaten asla olamaz. Oğlumu evlatlıktan reddederim. Senin bakımına ihtiyacı var. Gerçekten bakar mısın? Siz olsanız bakar mısınız? Çok güzel huzur evleri var. Sen bir kere kendine çeki düzen verir misin? Sana mı soracağım nasıl konuşacağımı? Bana soracaksın. Ben buyum canım, buyum. Masaya durmadan vuramazsın ya. Yani ben alkışlamak istiyorum şu anda. Nasıl bir puan verme şeklidir bu? Sen mi dolduruyordun ben burayı? Dolduruyordum. Yok canım. Belli olmuyor mu? Geldim, bir ışık saçtım. Siz en son Hüsniye teyzeyi de yollayacağım. Yolladık iki kere. Yollayamadım. İki kere yolladık. Yok ya. Kısa, senden menir alacağım ben gitmek için. Ay bağırma ya. Oo, ben senin sesini kısarım, sen merak etme. Hayat. Ay sizin var ya hep içiniz fesat. Siz zaten melake, hep kötü biz. Günün en yüksek puanını alan gelini. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta. Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta, gelinin mutfakta. Merhabalar efendim, merhabalar, merhabalar. Gelinin mutfakta'ya hoş geldiniz. Yepyeni bir hafta, yazla beraber... Yine biz ekranlardayız efendim. Gelinlerimiz ve kayınvalidelerimizle beraber. Şimdi yeni yarışmacılarımızın gelmesi gerekiyor. Değil mi efendim? Evet, evet. Artık altınları aldım. Göster bakayım. Kız taşıyabiliyor musun? Düşüyor mu? Düşüyor mu böyle? Taşıyorum Fatih Bey. Ha. Konu komşu gelip soruyor mu? Tabii sormaz olurlar mı? Soruyorlar. Değil mi? Evet. Bir bakalım filan diyorlar. Diyorlar. Aa filan diyorlar. Meraklılar Fatih Bey. Bana ne dediler biliyor musunuz? Altınlar gerçek mi dediler? Evet, bana soruyorlar. Bir de şey diyorlar, sizde kalıyor mu gerçekten? Programdan çıkınca elenince sizde mi kalıyor diyorlar. Zaten aslında oyuncu olduğunuzu filan söylüyorlar. Tabii canım. Böyle bir şey sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten kayınvalideler ve gelinler. Evet. Bunlar gerçek kayınvalide. Evet. Valla gerçek. Hemen veriyorlar mı diye soruyorlar. Tabii canım. Valla bak hemen alıyoruz. Aynen. Evet. Allah'ıma binler şükür. Canlı canlı. Canlı canlı. Canlı canlı. Evet. Şimdi yeni yarışmacılarımızı çağıralım diyoruz. Tabii. Herkes böyle hani... Kabul edilebilir sebepler vardır biliyorsunuz değil mi? Kabul edilebilir sebepler vardır. Bu sebepler sonunda mutlaka kabul edilir, edilmesi gerekiyor. Biz de şimdi bugün böyle bir durum var bizde böyle. Action mı? Biz o zaman daha önce açıklamaları vardı. Böyle bir durumlar yaptılar. Dediler ki biz yani gitmek zorundayız dediler ve gittiler. Ama bakalım kimler onlar? Bakalım gelsinler yarışmacılarımız, içeri buyursunlar. Özlediniz değil mi? Çok özledim.
Merhaba. Söyleyin bana. Şöyle geçelim bile. Artık biliyorsun seni bana. Evet, evet. Ay çok iyi gördüm maşallah sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Biz de sizi çok iyi gördük. Kokusunu bile özlemişim. Evet, gerçekten sevgili Elif ve Çiğdem Hanım gitmişlerdi. Çok istediler. Seyircilerimiz de görmek istediler. Çünkü zaten böylesine gitmişlerdi ve sonuçta ama geldiler. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti bu ara? İyi, koşturma. Yani özledik burayı, geldik. Evet. Başka bir şey oluyor evet, burada. Evet. Değil mi? Bir arıyorsun yani, mutfağı aradı. Ben de buranın havasını aradım. Baktım biraz da meydan kalmış, boş. Bir gideyim doldurayım o meydanı dedim. Evet, meydanı dolsun evet. Dediler. Ve geldi. Umarım sevgili izleyicilerimiz de memnun olmuşlardır. Değil mi? Daha bir rekabetli olsun. Hı? Niye modunu düşürme, düşürme modunu. Neler yapacaklar ben düşünemiyorum bu hafta. Hı? O zaman sizi alalım mı? Şöyle masanıza. Tamam, hoş geldiniz. Merhaba. Ay Fatih Bey tam action oldu yemin ediyorum. Evet. Action. Action var değil mi? İşte Nurten Hanım, Özlem, evet, Şebnem Hanım ve Suzan. Şebnem nişanlı bu arada. Öyle. Düğün yapacaklar. Suzan Hanım da kalkıp geldiler buraya. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Böyle. O zaman başlayalım programı. Başla. Yemek yap. Olur mu? Ne pişireceğiz bugün? Ne bakalım. Fırında kıymalı, kaşarlı, maydanozlu böyle spagetti. Domates. Ya. Kıymalı spagetti böreği. Fırında diye börek yani. Ortada aralarına böyle fırında şey evet. Fırında kıymalı spagetti böreği gibi bir şey yapacağız. Peki. Börek olduğuna göre fırında oluyor. Evet, kağıt kalemler alındı. Hemen malzemeleri söylüyorum. Bir paket spagetti, 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 500 gram kıyma, 1 rendelenmiş adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, 2 adet rendelenmiş domates, yarım demet doğranmış maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 çay kaşığı karabiber. Bu malzemelerimiz. O zaman ben kayınvalidelere her zamanki gibi 90 saniye veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1, sıra başlıyor. Bunu da güzel pişirelim. Tamam. Soğanla onu koyacağım. Aynen, soğanı rende mi yapacaksınız? Rende. Rende yapacaksan suyunu sık, acısı gitsin. Kremize et, güzelce yumurtayla şeyle yay onu. Ondan sonra da etini kavuracak. Yani çok kolay bir şey bu. Evde de yaptığımız şey bu. Yani. Kavurmayı da en son koysam. Ha, onu piştikten sonra, bittikten sonra. Hani pişmeden önce koymayayım. Koyma. Köklerini kopar, kökleri kalmasın. Hızlı hızlı. Ama bunu haşladıktan sonra soğuk suya tutmayı unutma. Biraz haşlarken de zeytinyağı damlat, yapışmasın birbirine. Bunlar birbirine yapışabilir. Ondan kavuracaksın ya soğanı mağını. Sen uzakları yine ince ince doğrarsın kızım. Üstüne koyacağımı biraz geç koyarım, hemen koyma. 5, 4, 3, 2, 1, süre bitti. Anlattınız değil mi sevgili kayınvalideler? Evet. Bunu. O zaman ben kayınvalideleri şunu ya öyle. Fatih Bey, ondan önce ben bir şey rica edebilir miyim? Ne? Bitmedi. Şey. Bana bakıyor gene. Gene bana bakıyor. Ben isteyeyim. Fatih Bey. Ben totem yaptım kendi içimde. He. İstemeden ama isteyerek değil. Şimdi o masadaydım ya ben, orayı benimsedim. Sonra bu masanın enerjisini zaten böyle sevmiyorum ya. Çünkü bir haftayı geçirdim ama ister istemez totem yaptım. Kendi masama geçmek istiyorum. Eğer Şebnem de kabul ederse ben kendi masama geçmek istiyorum. Nasıl istemek ama ne yapayım şu an? Ne alakası var ya? Öyle saçma şey olur mu? Ya Nurten teyze, Allah Allah. Her şeye bir muhalefetsin bir muhalefetim olmaz, oraya geldin orada kalacaksın. Masa benim ikimiz arasında. Öyle bir şey olmaz. Masası da
burada. Ya ben de istiyorum. İkisinin arasındaki bir problem. Ben zaten burada Şebnem'in rızası varsa yani. Şebnem'in rızası yoksa böyle bir şey yapmayacağım. Şebnem'in rızası varsa rica ediyorum dedim sadece. Ben ona sorman gerekiyor. Olmaz. Şebnem'cim böyle bir şey istiyor. Suzan Hanım. O kabul eder zaten. Benim için de fark etmez. Kabul eder. Evet, eder. Eder ben biliyorum. Masanın ama kabul edilmeyecek bir şey değil ki, nacizane fikrini yani, söyledi. Yani. Bir istekte bulundu. İzin verip vermemek onun şeyidir yani. Yani masalar şey değil burada. Nurten Hanımcığım burada farklı bir malzeme ya da farklı bir durum yok. Aynı masa, ben sadece hissiyatımla alakalı böyle bir ricanda bulundum. Bu sizi ilgilendirmiyor. Cansan ilgilendirir. Niye onun kısmetini sen alasın o zaman? Öyle bir şey yok. Ya kısmet masada mı? Çok pardon. Ay ben karım, tamam konuşmayacağım. Ya ben tesler ya, nereye istiyorsan. Ya her şeyden bir şey çıkarmak zorunda değilsiniz. Her şeye böyle kötü niyetle bakıp kötü yorum yapmak zorunda da değilsiniz. Teker teker Allah. Çok saçmalıyor. Şöyle bir şey, iki canlı gönlünü yapalım. Saçmalayacak, gelir gelmez saçmalıyorsunuz. Ama sizi ilgilendiren bir konu değil çünkü. İlgilendirir. Hiç ilgilendirmiyor. İlgilendiriyorsa müdahale edin de göreyim. O zaman masalar değişiyor. Lütfen kendini gösterme. Masalar değişiyor. Belki şanslarınız değişir. Evet yani. Bakalım. Of be. Belki böylesi daha iyi yani. Bilemeyiz ki sonuçta. Tamam. Şimdi ama bizim şey vardır ya. Hani. İki canlı hanıma hiç şey kırılmaz, istekleri yapılır. Ay lütfen şimdi onu kullanarak her şeyi hareket etmesinler lütfen. Ya Fatih Bey, benim de bir ya. Tane şeyim var, onu da yapabilir miyim lütfen? Evet. İçinde kalacağım abi. Ay orada. Tabii ki. Çok tatlı. Çok tatlı. Ay lütfen bak ama lütfen. Şöyle bir tane şeyine takacağım. Ama size gelince hiçbir şey takmıyorsunuz. Bana gelince mi takmak zorundayım? Süpürgeyi ver. Süpürgeye in canımın içi böyle. Güle güle yaparız sana hadi. Çocuk mu? Herhalde şey bu Fatih Bey. Nurten teyze zaten çok uyumlu ya. Evde zaten onunmuş bunlar. Ben diyecektim sen de dedin. Beni de görünce böyle götüreyim de Cansu'ya bari bir ekşi. Canım benim kimse benim gelinime. Çok tatlı ama çok teşekkür ederim. Kimse benim gelinime. Getiremezdi. Ben sana demiştim ama ben de sana bir şey yapacağım yani demiştim. Onun benim verdiğimin iyi görünür bir tarafı yok da buna tatlı cadı bile deniyor. Cansucu. Ben tatlı cadı olarak bunu kabul ediyorum. Hadi Cansucu, canım biz hadi. Biz paraya kıydık aldık geldik. Evet. Böyle senin gibi kartonlarla falan uğraştık. Ya o kadar bileziğe zaten al canım o kadar ya, bir şey. Bak Allah'a binler düştü olsun. Paralara kıyıp kıyıp alıyoruz biz. Allah'tan çok versin Allah. Amin. Cansucuğum, süpürgeye bindirip uçurmayasın onu. Bakalım kim uçacak göreceğiz. Bir şey görelim hafta sonunda kim uçuyor da görelim bir. Biz çok duyduk böyle söyleyenleri. Ben sevgili kayınvalideleri alıyorum canım, efendim. Hadi beş alalım. Hadi. Hadi. Allah emin ol. Hadi görüşürüz. Hay Suzan Hanımcığım, evet. Kaynana. Kaynanayım ben. Kaynana. Güzel yapın yemekleri, kaynanayım. Evet gelinler, anlaşıldı her şey. Evet. Evet, fırında spagetti böreği yapıyoruz ve size sürenizi başlatıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Süre başlasın. Elif. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni gördüğüme bu kadar sevineceğimin üstüne ekstra sevineceğimi tahmin etmezdim. Neden? Vallahi nedenini sen de gerçi görmüşsündür, izlemişsindir de iki gün sonra sen de iyice netleştirirsin herhalde. Alışamadın o zaman sen yeni yüzlere. Yok yok. Arıyorsun değil mi bizi? Yok zaten pek alışasım da yok. Alışmak da istemiyorum. Bugün Elifler geldi. Elif'in gelişine sevinmedim. Yeni bir yarışmacı bekliyordum çünkü. Ha, bunun arkasında işte Elif'i güçlü rakip görüyorum diye bir şey yok. Ben Elif'e bakmam ya da X bir kişiye de bakmam. Ben alacağım bileziklere bakarım. Yeni yüzlere alışamadıysa tüm eskileri toplayın o zaman. Tekrar tekrar döndürün. Eğer çok seviliyorlarsa, isteniyorlarsa tabii ki gelecekler. Çok sevildiğini zannetmiyorum çünkü çok şeyler alıyoruz biz. Biz de alıyoruz. Biz alırsınız, de alıyoruz. Alırsınız, alırsınız. Siz de alırsınız yani. Eminim. Bence siz biraz korktunuz ve kıskandınız.
Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Merak belli, etmeyin Çiğdem Hanım. Yüz ifadenizden belli yok. Oldu her şey. Daha siz durun. Ekranda izlediyseniz kimseden korkmadığımı görüyorum. Görmeniz sizinki, lazım. Yo bayağı bir bizden korktunuz. Burayı meydanı boş bulmuşsunuz. Karşınızda meydan kuvvetli. Meydan yine benim canım benim. Siz buranın şefi misiniz? Yok, nasıl sizin oluyor? Meydan diyorsunuz çok ya. Çok duyduk biz onları ama çabuk gittiler. Sen bir kere kendine çeki düzen verir misin? Sana mı soracağım nasıl konuşacağımı? Bana soracaksın. Ben buyum canım buyum. Masaya durmadan vuramazsın ya. Yani ben alkışlamak istiyorum şu anda. Nasıl bir puan verme şeklidir bu? Özlem hazır herkes yer değişmişken ben de mutfağıma geçsem mi acaba? Hayır canım tabii ki de. Mutfağımın dili olsa da söylese içi kan ağlıyordur. Benden sonra. Bence mutfağın gayet mutlu. Bilmem öyle mi dersin? Senden sonra en uzun kalan ben oldum ve bilezikleri ben aldım yani Elif'ciğim. Bence sen onu böyle yemekleri güzel yaptığın için almamışsındır. Niçin almışımdır? Şans eseri olmuştur. Sen niçin aldın? Ben kendi emeğimin hakkıyla aldım. Ben de kendi emeğimin hakkıyla aldım. Canım benim burada bir oyun yarışına girilmiş. Herkes benim kayınvalideme laf ediyordu. Sen 5-1-1 niye veriyorsun dendi. Biz bir gittik. Herkes o oyunu sürdürdü burada. Sen de şansı aldın demek ki. Biz öyle bir oyun içerisine girmedik yani. Gördüm canım ben. Şansa aldığımı düşünmüyorum açıkçası. Gördüm. Şansa bir alırım, iki alırım yani. Bir kere bir alırsın, iki kere bir alırsın. Demek ki o oyunda senin aleyhine döndü, sen kazandın. Oyun olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ben gayet de düşünüyorum. Ben geldim zaten o oyun bozulur merak etme. Benim kayınvalidemin üstüne daha tanımadı. Tanımadı deme Elif'ciğim şimdi. O kadar tanımış ki insanlar. Mesela Nurten teyze, Çiğdem teyze böyle o kadar kendini benzetmeye çalışıyor. Ve bütün insanlar o kadar söyledi ki. Ve o bunu bu kadar kabul etmedi ki. Neyse şimdi daha çok anlaşılır zaten. Çünkü asıl olan geldi. Şimdi taklitler daha çok ortaya çıkarlar. Vallahi ben ama hiç kimseye benzemem. Ne Çiğdem'e benzerim, ne Hatice'ye benzerim, ne Hüsnü'ye benzerim. Benzeyemezsiniz. Sadece yani benim gibi kimse olamaz. Siz beni taklit ediyorsunuz. Burada bunu bana yazıyorlar. Vallahi ve siz çok de itici benim gibi duruyorsunuz. Olamazsınız. Çok itici. Ben doğalım yani. Yok, ben olduğum gibiyim. Siz yapmacık duruyorsunuz. Ekranda seyrediyor musunuz kendinizi? Ediyorum Çiğdem Hanım. Çok yapmacıksınız değil mi? Siz de bana itici geliyorsunuz. Hiç öyle değil. Hiç sevememiştim zaten sizi. Gerçekten ne kadar bak, seyrettiniz? İticisiniz. Başından neden beri taklit ettiniz beni o ben zaman? Ben taklit etmiyorum. Benim doğal halim bu. Ben gittiğimden beri gelenler beni taklit ediyor. Yok. Nurten Hanım siz de masa değişimine çok tepki gösterdiniz. Niye bu kadar tepki gösterdiniz? Ha o taraf, ha bu taraf. Alan memnun, satan memnun. Size ne oldu? Doğru söylüyorsun. Neyse siz orada kalın anlayacaksınız niye tepki gösterdiğimi. Niye? Masanın ne farkı vardı anlayacağız. Bekle göreceksin tepkime. Zaman gösterecek onu. Hiç gerek yok. Suzan Hanımcığım. Ha sağda durmuş, ha solda durmuş. Yeter ki yemeğe yapsınlar. Özlemciğim sen ne yaptın hafta sonu tatlım? Saygı derslerine başladınız mı eşinle? Nasıl geçti? Güzel geçti, gayet iyiydi. Ne dersleri ne duymak istiyorsun Cansucuğum? Cuma günü bir VTR'ye geldi de Elif'ciğim ben Özlem'e birazcık saygısız dedim. Öyle görüyorum çünkü onu. Özellikle kendi kayınvalidesine karşı saygıyı senden öğrenecek değilim dedi. Arkasından eşi bir video gönderdi ve saygısız olduğunu söyledi. Elini masaya vurmalar falan bunları bırak. Burası yarışma diyorsun. Sesimi yükseltirim diyorsun. Sesini yükseltemezsin. Böyle bir şey yok. Unutma. O benim annem. Senin de kayınvalide. Saygı göstermek zorundasın. Konuşacaklardı, görüşeceklerdi. Ben de dedim ki saygıyı kimden aldığının önemi yok dersin. Öğren yeter benim için dedim. Hafta sonu derslere başladılar mı diye merak ettim. Onu soruyorum şu anda. Yok ders verilecek bir şey yok. Yok mu? Gerçekten evet. Yok mu? Yok tabii. Hadi gelinler hadi. Çökezlenmen. Kişileriniz gelecek işten. Yemeği hızlı yapın. Çabuk yapın. Çökezlenme. Tadıyla yapın. Güzel yapın. Çökezlenmen. Gördüğünüzde hadi. Çökezlenme.
gelme ne demek? Köçünüzden oyalanmayın. Çabuk eliniz işlesin, diliniz çeneniz değil. Hadi bakayım. Ben kaynanayım. Anladın mı? Hadi anla, evet. Sen kaynanasın, biz de kaynanayız. Ben buyum. Hadi kızlar, hadi gelinler, hadi yavrular. Köçünüzden mi? Hızlı çalışın, çeneniz işlemesin. Hadi bakayım. Güzelmiş kız. Anlama o demekti. Aynen, nasıl anladıysan o. Anlamadım da soruyorum zaten anlamını. Anla işte, açıkladım ya. Sen anlamazsan tamam. Ben ne yapayım? Hızlı doğru. Çalışın, çeneniz işlemesin, eliniz işlesin. Kişiler gelecek işten. Yemek beklemesinler, hadi. Ben kaynanayım. Ben kaynanayım, ben kaynanayım. Ben bir şey gözlemledim. Biz gittikten sonra mutfak hani özelliğini yemek yapmadan kaybetmiş. Böyle iyice çocuk oyuncağına dönmüş. Cadı şapkaları, süpürgeler. Yani hani bunun da bir dozu olmalıdır diye düşünüyorum ben. Ki Cansu iki canlı buraya gelmiş. Onun ona yakıştırması... Canım. Bilmiyorum, bana tuhaf gitti. Bununla ilgili bile izledin mi bilmiyorum. İznine mi denk geldi, çalışıyor muydun o dönem bilmiyorum ama gelir gelmez... İnsanların aa ne tatlı deyip bununla ilgili konuşacaklarına kalkıp dediler ki bu haliyle iki bilezik için kalkmış buraya gelmiş diye. Ki bu peki arkadaşlar niye burada? Elifciğim bilmediğin için şimdi konuşuyorsun ama bilmiyorsun. Kendisi arkadaş hamile haline bakmadı etmedi bana burada işte kartondan bir şeyler yapmış. Sen dün kalkıp da görünmeyen kanatları için görünür bir kanat getirdin ya, ben de sana görünmeyen mızran ve gözlerindeki o fışkıran ateşi gördükten sonra şunları ay, hediye etmek istiyorum. Canım benim. Bak şurada dursun böyle. Şeytan bunlar neydi senden o? Sonra olan şeyler. Şeytan boynuzu mu işte bilmem ne. İlk adım hep senden geldi Özlemciğim, ben durduk yere hiçbir şey yapmadım ama konu o değil zaten. Bak konu benim hamileliğim üzerinden bunu yürüyüp böyle konu haline getirip sanki bu bir kusurmuş, yemek yapmamı şurada bir saat durup engelmiş gibi bir duruma getirdiniz bunu. Böyle bilezik meraklısı gelip burada sanki taş taşıyormuşum da çocuğumu tehlikeye atıyormuşum gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyorsunuz ve bu hiç hoş değil yani. Öyle bir durum olsa ben kendim gelmek istemem. Eşim izin vermez, kayınvaliden kabul etmez. Burada büyük bir şey yapmıyoruz, anladın mı? Sadece bir saat yemek yapıyoruz. Ya ne güzel, o gücü bulmuş kendinde gelmiş, hareketli yapabiliyor. Ne kadar güzel bir şey, bunu da mı eleştirdiler? Tabii canım. Hayret bir şey. Tabii. İki bileziği de küçümsüyorlar. Ya 9 ay çalışıp da... Yani karnı burnunda doğuma giden var yani. Ya. Normalde 8 aya kadar çalışılıyor, herkes evimizde öyle yaptık. 8 aydan sonra bir ayı da dinlenerek geçiriyorduk. Ne güzel, mutlu burada, mutluysa gelebilir yani. Eğleniyorsa, mutluysa, yapabiliyorsa ne güzel. Ya bir de doktorun da ona hareket, yani. Hareket, ona gün de geç, aynen, gününü geçiriyor, olması, eğleniyor. Aktif olması ay. Tabii ki şey doğumunu da kolaylaştırıyor. Ya kendi mutluysa karnındaki bebek de zaten mutludur. Aynen. O burada mutluysa zaten mutlu olduğu için geldi. Ya sen hamile anne düşünmeden buraya geliyorsun, biz bir şey söyleyeceğiz. Peki neyi düşüneceğiz? Ne yapacağım? Böyle duracağım. Cansucuğum bir şey istiyor musun? Bundan bahsetmiyorum. Bir şey mi? Neyden bahsediyorsun Cansu? Sen dedin ya hamile halinle kalkıp gelmişsin. Gelmememi gerektirecek ne sebep var onu, ki? Tamam burada onu bir tek söyleyen ben değildim yalnız. Çok ben zaten bilemedim. Vallahi helal olsun yani. İki bilezik için bu şekilde gelmişsin buraya Cansu. İki bilezik her için şey. Evet. Burada beni saygısız ilan ediyorsunuz. Saygısızsın. Değilim işte. Saygısızsın. Siz buradaki davranışlarına göre bunu ima ediyorsunuz. Sen evde yemek yapıp yapmadığını ya nereden bileyim? Ya ben burada bileyim? Kayınvalidemle iyi anlaşıyorum diye yapmacık oldum, şöyle oldum, böyle oldum. Sen burada böyle davranınca bu olmuyorsun da ben mi yapmacık oluyorum? Ya bunu zaten kayınvalidesi de söylüyor. Eşi de videoya katıldığı zaman aynı şeyi söyledi yani. O zaman Özlem oynuyor burada. Oynamıyorum valla. Ben sen kendin ya. Buna getiriyorsun Özlem. Ben buyum, oynamıyorum. Keşke oynasan da, keşke benim gibi olsan da ve bu yapmacıklık olsa da şurada örnek iki insan daha görmüş olabilsek. Ama bakış açısı buyursun, işte. Oynamak oynasın, ben oynamıyorum. Oynamıyorum diyorsun. Bir yandan da diyorsun ki ben dışarıda böyle değilim. Ben kayınvalidemi dışarıda
dışarıda böyle... Ya buranın vermiş olduğu bir hırs var değil mi insanın o hırs bende de var. Ben niye kayınvalideme yapmıyorum bunu? Demek içinde varmış ki olan bir şey gösteriyorsun. Olmayan bir şey belki de asıl oynayan sensindir Cansu'cuğum. Siz melekleri oynayın, benim gelim de, gelinim de cazgırları oynasın, problem yok. Dışarıdakiler bizi biliyor nasıl olduğumuzu, boş ver. Oynuyorsunuz o zaman burada. Kendinizi itiraf ediyorsunuz. Hayır, dışarıdakiler bizi biliyor diyorsunuz. Benim gelinimi devamlı katılıyorlar ya, onun için söylüyorum o lafı. Devam. Onlar melek, benim gelinim kötü. Oyna Özlem, oyna, kaldır ellerini, oyna. Evet, soru soruyorum. Evet. Dinliyoruz Fatih. Hangi kayınvalide kesinlikle benim kayınvalidem olamaz? Vallahi önce olabilirleri söyleyeyim. Çiğdem teyze olabilir. O da hareketli falan, eğlenceli olur. Ne olur o? Olumlu mu? Olur, o olur. Olurları çıkartacağım, olmayanı bulacağım şimdi. Şey de olur, Suzan teyze de olur. Ben çok eğlenirim onunla. Bayağı ya, eğlenirim annem onunla. Annem gerçekten çok keyifli bir evet, insan. Evet, çok makara yapardım onunla ama asla Nurten teyze benim kayınvalidem olamaz. Benim de Nurten Hanım gibi bir kayınvalidem olmasın. Olursa da olmasın ya, hiç oluru yok. Hiç oluru yok yani. Niye korkuyorsunuz korktuğumdan kızlar ya? Korktuğumdan değil ki, ben elektrik alamadım. Ya peki Özlem ne diyorlar Nurten Hanım'a diyor? Valla Fatih Bey, ben kayınvalidemden gayet memnunum yani. Senin için hangi kayınvalide olamaz? Valla bakıyorum, hepsi de olabilir ya. Hepsiyle başa çıkarım diyor. Aynen öyle. Suzan teyze çok iyi mesela, çok tatlı. Sevgül teyze biraz sessiz. Ya çok sessiz de sevmiyorum Fatih Bey ya. Ya demek ki Sevgül Hanım olmuyor. Aa evet. Benim için de hepsi olur Fatih Bey. Benim anlaşamadığım insan yok zaten. Ondan yani, dolayı. Yani kayınvalideler başında beraber mi? Evet evet, olur yani. Çünkü senin gelin nabza göre şerbet veren bir gelin olduğu için herkesle anlaşır gerçekten. Gerçekten ya, öyle mi düşünüyorsun? Yani ben öyle bir görünüşü yok ama yanlış şurada düşünüyorum ben de, değil mi? Yani. Bak çok aynısını şaşırdım. Söyle, ben her kaynanayla anlaşırım. Herkese negatif düşünüyorsunuz siz bir ya. Bir saniye, bir şeye derler ya, gelişine gidişin, bulguraşına tarhana açtım. Sen öyle olursan o da öyle olur. Ben bunu demeye çalışıyorum ama işte. Ama yerine göre anlaşır. Sen nasıl gönderirsen öyleyi toparlarsın. Ben de onu söyledim siz ama siz benim söylediğimi yanlış anladınız herhalde. Pardon, yok yanlış anlamadım ama aslında. Ama sizin dediğiniz de şey nabza göre dedi, herkese göre şey yapıyor diyor. Evet. Herkese göre yani öyle değil ama uyum görünüş olarak uyum sağlayan ayrı bir şeydir. Nabza göre şerbet ama vermek ayrı şeydir. Uyum nabza göre şerbet de aynı olaya çıkar. Hayır, çıkmaz. Hayır. Uyum ayrı, öylelik ayrı. İşine gelen herkese evet evet der nabzına göre şerbet verir. Aynen. Şimdi yani şimdi bu gelinler diyor ya, kaynalar şu olabilir diye ama kaynalar oradan gördüm, merak ediyorum. Acaba onlar ne düşünüyor? Hangi gelin benim gelinim olamaz diyebilir. Bir bakacağım. Hadi gelinler, hadi gelinler. Ama Gül dikkat izliyorsunuz. Evet. Sanki biraz geç mi kaldılar, ne oldu yine? Gül dikkat Fatih evet, Bey. Biraz geç biraz kaldılar. Biraz değil mi? Evet. Aynen. Evet, Cansu biraz daldı yine. Konuşmaktan daldı. Domates evet, soyuyor. Buradan bağırıyorum, annem soyma rendele diye sonradan tabii, fark tabii etti. Nasılsınız Çiğdem Hanım? Teşekkür ederim Fatih Bey. Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. Nasıl gördünüz bu şeyde genel haberi? Seyrediyorduk. Güzel de oturuyordum, seyrediyordum. Gireyleri nasıl buluyorsun? Valla Cansu'nun geldiğini görünce çok sevindim. Ya. Evet, yakışıyor mutfağa. Yani bu ayrı bir elektrik. Yani o masalara yakışması gereken insanlar olmalı bence. Değil mi? Yani mesela aralarından Cansu. Evet. Parlıyor yani, yakıştığı parlıyor masaya geri gelmiş. Nasıl buluyorsun o yüzden başarılı bir yarışmacı? Bilmiyorum, eğitici buluyorum ben çok. Neden? Çok böyle bağırıyor, çağırıyor. Kayınvalidesi mi? İkisi birbirine, herkese biraz mutfağın şeyin tadını kaçırmışlar. Hmm. Sirke dönmüş biraz mutfak. Sirke mi dönmüş? Evet. Sizin zamanınızda şov da öyle yapıyorlar. Sirke dönmüştü. Bizim zamanımızda hiç öyle bir şey. Diyorduk zaten. Ya buraya gelenler, nedense ben ne söylüyorsam gerçekten. Hani kendileri bana bir cevap veremedikleri için soruma soruyla benim sorularımı bana cevap veriyorlar. Hayır şimdi yani ben böyle bir size saçma... ilk önce ben söyleyeyim. Ben Fatih Bey'e duygularımı anlatıyorum. Evet. Söylüyorum. Evet. Ben baştan söyledim, itici buluyordum yani ben sizi zaten. Benim hafta sonundan aklımda kalan bir şey var, merak ediyorum şu anda.
Bu soru tabii ki Özlem'e. Tabii ki bana. Hiç Özlemcim. Şaşırmadım Cansu'cum. Söyle canım. Eşinden bir video geldi sana evet, cuma geldi. Günü. Sonra Şebnem'e de bir video geldi. Evet. Yani iki video o kadar uç noktalardaydı ki ve yine bütün hoş olmayan o niyetinizle Şebnem'e gelen çiçeğe bile ay o ne küçücük çiçek bilmem ne diye saçma sapan yakıştırmalar yapıp böyle bir yani, yorumda bulundunuz verdim ya. Ben onu. Ha ben de onu merak ediyorum. Eşin sana öyle bir video gönderdi arkasından Şebnem'i ki bu kadar güzel bir video gönderdi diye kıskanıp da mı bunu yaptın? Gerçekten merak ediyorum. Dürüst olup cevap vermeni istiyorum. Şimdi Şebnem'e gelen video ile evet benim eşim bana gönderdiği video arasında fark var. Çünkü zaten Şebnem henüz evli değil. Ne alakası yani, var ki? Evli değil yani. Yani? Aynı zamanda çiçekle alakalı da ben orada işte aa küçücük çiçek falan diye benzetmeyi ben yapmadım. Kayınvalidem yaptı. Sen şu şimdi anda... bazı evlilikler olur. Normal ilişkide atıyorum ben daha çok şey yaşamışımdır mesela 8 senede paylaşım olarak. Ya olabilir, duygusal anlamda. Hani bir evli insan benim paylaştıklarımı paylaşmamıştır mesela. Hani evli ya da nişanlı bu tamamen ilişkiyi yaşama şekline göre değişir bence. Hani evet ben nişanlıyım ama ben nişanlımı eşim olarak görüyorum. Hani bakmayla alakalı olan bir şey. Bana göre her şey imza değildir. Canım ağzı benim nasıl, olan yani zaten. Şöyle söyleyeyim nasıl gördüğüm önemli. Şebnem'e gelen çiçeği kesinlikle kıskanmadım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu arada gelinlere bir soru sordum. Duydunuz mu? Evet evet. Ben burada söyledim sana. Direkt beni söyleyecekler dedim. Öyle mi? Tabii ki direkt. Peki çünkü, sizler nasıl bilgin? Hangi gelinim benim gelinim olabilir? Benim gelinim Özlem zaten asla olamaz. Asla olamaz. Oğlumu evlatlıktan reddederim. Sevgili Hanımcığım ne düşünüyorsun şekerim? Ben de öyle söylemiştim. Zaten daha önce de konuşmuştuk biz bunu. Tarzınız değil. Yani evet. O gün mesela kayınvalidesine çok yükseldi. Ben o kadar kötü oldum ki az daha ağlayacaktım. Dur dinle bir dakika be. Neyini dinleyeceğim ya? Film veriyorsun diyorsun ki dinle bir dakika. Daha sen yer yemez ya bir yorum bir şey yap ya. Yaptım. Yorumu da yaptım orada. Ama hani arkasından özür diledi hani... yani kızım yanlış yaptım diye. Ona yaptı o kadar ona o kadar yükseldi. Burama böyle bir şey oldu. Sinirlendi. Sanki böyle var ya bana yapılmış gibi o kadar bozuldum ki anlatamam yani. Ne diyorsun Suzan Hanım? İçimdekini boşaltayım sonra özür dileyeyim. Vallahi diyecek çok şey var da Nurten Hanım'a göre de normal. O da bağırıyor, o da bağırmak zorunda. Evet, bağına göre kuş veririm inşallah. Özlem bana benzediği için aldım Özlem'i zaten. Zaten başkasıyla yapamazdım. Başkasıyla bir tane daha gelinim var benim merak etmeyin. O da Özlem gelir herhalde. O da çok sessiz, onu da sessizliğinden şey yapıyorum işte. Şikayetler. Peki olmasaydı almam diyorsunuz, görüşmüyorsunuz. Görüşüyorum canım, niye görüşmüyorum? Böyle bir şey mi vardı, kimle görüşmüyorum? Önceden görüşmüyordum. Önceden görüşmüyordum. Şu anda görüşeceğim, o da çok sessiz. Ben de seyrettiğimde öyle hatırlıyorum, evet. Görüşmüyorum dedi. Önce görüşmüyorduk, şu anda ama görüşmeye başladık. Şu anda ama önceden Önceden görüşmüyordum, doğru ya söylüyorsunuz. Yani istemediniz aslında böyle. Evet. Çünkü söylediğiniz evet, çünkü evet, evet, evet. Öyle ama şimdi görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Başladık. Yeni mi oldu bu? Yeni oldu. Bu hafta sonu oldu. Hadi bu hafta, bunu bilmiyoruz ama yani. Biz. Bu hafta sonu oldu. Barıştınız artık. Hadi gözünüz aydın. Zaten çok uzun kalmamıştık ayrı kadar. Küs yani. Zaten bir senelik evliyse, öyle mi? Yani. Ha. Tamam o zaman, hayırlısı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben şimdi... Bakarsın bir gün don alır gelirim. Ha diyorsunuz. Kapıyı. İnşallah. Perde kapansın. Kayınvalidenizin hepiniz en çok neyine sinir oluyorsunuz? Kendini hiç düşünmüyor, çok sinir oluyorum. Aa. Evet, kendini böyle, kendini düşünmüyor yani. Bir şey, bir durum var ya, böyle kendinden çok fazla ödün veriyor ve kıyamıyorum. O yüzden böyle ona sinirleniyorum. Senin? Bazen çok konuşuyor. Çok mu konuşuyor? Biraz, bazen çok konuşuyor. Anneme de diyorum. Anne diyorum bir şey soracağım. Şimdi ben çok konuşan bir insan değilim. Sohbet ediyoruz falan. Bir de o kadar enteresan ki bir şey anlatırken atıyorum o ara uçak geçiyor ya. Hani sizinle sohbet ediyor. Uçak da ne hızlı geçti deyip
kaldığı yerden devam ediyor. Hani aralara bir şeyler sök, diyorum ki yorulmuyor musun? Hani sen konuşurken ben diyorum yoruluyorum. Sen de çok hiç konuşmayan bir kızsın. Çok konuşmuyorum Fatih Bey. Sen bir sorayım, Elif senin var mı şu içi damarından böyle hani şu olmasaydı? Ya şey, aslında benzer sevgili teyzeyle, bizimki de canını hiç düşünmez. Günde 10 kişi arasın, şu işim var desin. Yemez, içmez, koşturur onlara. Akşam bir git, ruh görürsün karşında böyle. Yorgunluktan bitmiş. Yorgunluktan bitmiş. Ha, Nurten Hanım nasıl? Çok tez canlıdır Fatih Bey. Ona mı sinir oluyorsun? Evet, çok tez canlı. Her şey bir önce olup bitsin. Ay, mi? Evet, insan hiç yorulmaz mı yani? Yok, pır pır böyle play gibi. Bir şey soracağım kız, dedikodu yapalım sende. Hadi yapalım Fatih Bey. Kayınvaliden diğer Eltin'le barışmış. Doğru mu? Doğru Fatih Bey. Ya, daha yeni ama. Acaba onunla da mı gelecek? Daha yeni. O da güzel yemek yapıyor mu? Yapar Fatih Bey, neden yapmasın? He. Benim kadar olmasa da yapıyordur yani. Şey, bir de dikkatimi çekti Suzan Hanım, siz geçen hafta bir ağladınız, bir kayınvalidenizden ilgili bir problemler yaşamışsınız. Çok kırıldım, çok bekledim bir de biliyor musun? Kaynanamı bekledim ben yanıma. Benim ikinci annem oydu asıl, o benim dizimin dibinde olacaktı. Bayağı size çektirmiş galiba. Aynen öyle. Ben de bayağı üzüldüm ekran karşısında, yani duygusallaştım. Siz bayağı bir ağladınız. Sağ olasın. Çok mu zor günler geçirdiniz? Duygusallığımı paylaştığın için çok sağ ol. Tabii ki zor oldu canım, zor olmaz mı? Merak ettim. Ölümden de ötesi yok derler değil mi bir şeye? Evet. O yönden kayınvalideme kırıldığımı dile getirdim. Hala da kırgınım. Çok mu size kötü davrandı? Ya kötü davranması şöyle bir şey, cenazemde yanımda olmadığını çok... Kim öldü pardon? Annem rahmetli oldu. Gelmedi mi? 6 sene falan oluyor. Gelmedi kayınvalidem. O da benim ikinci annem zaten. Tabii ki yanımda olmasını isterdim. Ama çok ezik hissettim. Çok kırıldım kaynanama. Şimdi gerçekten hani yaşlandı, böyle elden ayaktan düştü. Senin bakımına ihtiyacı var. Gerçekten bakar mısın bu kadar kırgından rağmen? Merhametimle bakarım. Bakar ama içten gelerek bakmaz. Bakarım. Ama o bir kenarında severek durur yapmaz yani. Dediğim mecburiyetten gibi yapar. Şimdi mecburiyette değil de yani merhametten. Merhamet canım, merhametten bakarsın. Bu yoksa, işler merhamet işi biliyor yani musun? Yani normal bakacağı şekilde bakmaz. Sizler olsanız bakmaz mısınız? Kayınvalide bu. Tabii ki bakarız ama ben dediğim gibi kırgın bakarım. Siz olsanız bakar mısınız? Yani o kadar yaptıktan sonra. Ya bakmak isterim tabii de. Yani imkanım da varsa çok güzel huzur evleri var. Çünkü ben ona her baktıkça o yaptığı benim aklıma gelecek. Ve istemeyerek bir takım şeyleri yapacağım. Öyle yapacağıma götüreyim huzur evinde. Huzurlu huzurlu. Herkes huzurlu yaşasın. Peki sizin geliniz sizi götürse huzur evine hoşunuza gider mi? Ben kendim tercih ederdim belki de. Hani artık yaşlanmışsın, onlara da yük olmak istemezdim. Ben kendim tercih edebilirdim. Ay hani yok onların ya. Beni oraya yatırmasındansa kendim tercih eder, kendim giderdim. Hem çoluğum çocuğum rahat etsin, huzurlu olsun, hem ben orada huzurlu olayım. Herkesin kendine göre sorumluluğu var. Hayır, ben kendime baktırmak istemezdim, anladın mı? Bir yardımcı alırlar. Yani. İmkanı olursa. Ama evet, huzur evine olabilir. De yani şöyle bir şeyler verip gidiyorsun. Ben emekliyim. İşte emeklinizde bir paranızla bir kadın tutsunlar. Öyle de olur. Kendi yanlarında olursunuz en azından. Ben de karşıyım huzur evine. Ben bilmiyorum. De karşıyım. Ben karşıyım. Evet, kıyamıyorum ya. Çiğdem Hanım söyledi doğru. Eğer imkanın varsa bakıcıya evet. Evet. Ama huzur evine asla. Kızlar, bugün pazartesi, haftanın ilk günü. Nasıl olsa fırınızda. Haydi bakalım o zaman. Müzik gelsin, eğlenelim. Fıkır fıkır oyna durma, kime kalacak bu dünya? Fıkır fıkır oyna durma, kime kalacak bu dünya? Yalan dostlar, sahte yüzler.
fıkır bam bam. Oyna oyna döktür hadi canlan. Let's get it down. People run around, come around, wanna know what it's all about. How I put it down when I rap, when I smack. Fast to back, oriental track. Sana bana kalmaz ki bu yalan dünya. Ağlama değmez yalan dünya. Oyna. Bak, seninki ben... çok karışık gözüküyor burada. Ne? Yo, üstünde kaşarı çok yok benim. 20 saniye girdik. Havaya havaya kaldım. Ha? Evet, herkes çıkarttı zaten değil mi? Bir yapışsın istemedim. Evet, tam zamanında çıkarttın. Ona da bakacağım. Sen de, evet. Ona da bakacağım. Çıkarttı. Ona da bakacağım. Özlem çıkarttın canım çıkardım, değil mi? Çıkardım Fatih Bey. Elif'inki zaten. Tamam. 2-3 ve süre bitti. Bitti. Nasıl bitti anlamadım ben de. Bitti. Vallahi bitti. Bitti. Süre bitti. Ne yapıyoruz? Sunuma geçiyoruz. Sunum başlasın. Haftanın ilk puanları geliyor. Gelsin sunum. Sen bir kere kendine çeki düzen verir misin? Sana mı soracağım nasıl konuşacağımı? Bana soracaksın. Ben buyum canım, buyum. Masaya durmadan vuramazsın ya. Yani ben alkışlamak istiyorum şu anda. Nasıl bir puan verme şeklidir bu? Sevgili seyirciler, gelinin mutfakta haftanın ilk günündeyiz. Pazartesi günündeyiz ve... Tekrar yeniden yarışıyoruz, yeniden güzel yemekler yapılıyor. Tabii ki puanlar geliyor ve ilk puanlamayı verecek kayınvalide kim? Çiğdem Hanım geliyor. Çiğdem Hanım, çok zarifsiniz. Teşekkür ederim, siz de öyle. Evet efendim, Çiğdem Hanım özlemişiz. Evet, zaten söylememe evet, gerek evet, biliyorsunuz. Evet, hemen bakayım. Kaldırıyoruz tamam. Ve yemeklere bakıyoruz. Kaşarına baktım da yarısına gelmiş, yarısına gelmemiş ama... Yetmiş, tadı, içine de koymuşlar. Tadı güzel olmuş. Güzel. Ama hepsine bakacağım. Tabii, sonra tabii. Ona güzel dedin de neden ona bir verdin de olmasın. Yapışmış ama tadı yakın ona. Makarna mı yapışmış? Yap, biraz, fazla mı pişmiş birazcık, diyorsunuz? Hı. Evet. Bunun biraz da tuzu az. Makarnada tuzu az. Öyle mi? Hı hı. Kıymasında var da makarnada az. Öyle mi? Hı hı. Dördüncü tabak. Üçünün arasında şu anda bunu beğendim. Dörde de bakacağım. Bu biraz fazla kalın olmuş ama. Çok kalın olmuş bu. Bunun fazla şişmiş diyor. Şişmiş. Yani herhalde makarnayı biraz fazla haşladıklarından. Anladım. Bunun da makarnası daha biraz az tuzlu. Anladım. Puanla geçebilirim. Puanla da geçelim. O zaman birinci tabak. Birinci tabak.
2 1 5 3 2 1 5 3 3'ten başlayalım. Evet. Haydi bismillah diyelim. Evet, haftalık günü Çiğdem Hanım şöyle kameralara bakınız. Ben tekrar bakıyorum diyeyim. Ben tekrar bakıyorum. Bakıyorum. Ve açıyorum. Açtım. Şanso. 3 puan. Bırakıyoruz. Evet, pardon. Unutmuşuz. Buyurun. 2 puanlık. Evet. Tabak 1 numaralı tabak. Açtık. Özlem. 2 puan. Eyvah, gene Elif'le. Elif ve Şebnem. Acaba hangi tabaka? Pişirama Elif'indir. Vallahi bu bomba olur. Bomba olur. Bomba olur. Bomba olur. Hadi 5 bismillah puanlı diyorum. Tabak. Şok olmayayım inşallah. Açıyoruz. Açtık. Elif. Ve şey. Olmamış. Vay be, bildi valla. Lezzetinden tanıdım. Afiyet olsun. Şimdi orta puan olarak önce ben konuşayım size. Sırayla gidelim sonra. Çiğdem teyze, dedin ki kalın olmuş dedin makarnasını ama üstündekini almadan sadece makarna yedin mi? Yedim. Makarnaya ama 3 verdim. Elif'ten sonra beğendiğim seninkiydi. İşte onu söyledim işte. Belki üstünden biraz daha yeseydin belki de aldım, farklı aldım. Bir şey olacak. Aldım kıymayla beraber hepsini aldım. Biraz fazla haşlamışsın. Biraz daha az haşlasaydın Elif'le aynı yerlerine yerlerdeydi. Aslında yerlerine göre daha az haşladım ama üstüne bastırmadım ben. Daha evet, yoğun çok kalın için hamur olmuş yani birazcık onun için. Değildi. O tabaktan sonra seninkini beğendiğim için sana da 3 verdim. Tamam, merak ettim. Çiğdem teyze benimkinin neyi eksikti? Seninkini hiç beğenmedim ya, olmamıştı. Altı tuzsuzdu. Tuzunu az mı kullandın makarnasını? Yok, bir çay kıyması da böyle ağzıma biraz çiğ gibi geldi. Allah. Hı-hı. Beğenemedim. Çiğdem teyzeciğim, ben de bir sorsam. İkinci tabak benim tabağım. Ay, seninki hiç olmamıştı ya. Hani olmamış çok fazla değil. Haşlamışsın. Acayip haşlanmış makarna ve hamur olmuş. Yani 10 dakikadan fazla herhalde haşladın sen onu. Hemen hemen hepimiz. Soğuk suya tutmadın mı? Aynen, tuttum. Neden o kadar hamur olmuş? Baktığım zaman hani bir lezzet alamadım. Diğerlerinden daha sen çok su eklediğin için olabilir mi makarnana haşlarken? Yani olması gereken kadar koydum ben de. Suyu biraz gözüme az geldi. Böyle lapa olmuş makarna, baktım, anladın mı? Baktım çiğ duruyordu. Biraz daha su ekledim. Sonra bir iki daha kaynattım. Ondan sonra fırına makarna verdim. Lapa olmuştu. Tadı tuzu kaçmış makarnanın. Lezzet yok. Bir de anladım. O da şey gibi Cansu gibi kalın ama Cansu'nunkinde lezzet vardı. Seninkinde lezzet yoktu onun için. Yani ben aslında bak gelinimin tabağını tahmin edebildim Elif'in yaptığı yemeği. Hepsine bir de verirdim. Ama beğendiğim için verdim, kıyamadım yani. Ona 3 verdim, yapmış çünkü Elif'ten sonra yapmış. Öbürü bir tık daydı ama seninki çok kötüydü. Ya yani ben hepsine bir ilk günden bunu yapmak istemem. Bir hak yemek istemedim. Çok çünkü Elif'in tabağından bak sonra en lezzetli gelen tabak son tabaktı. Yani damağınızdaki lezzet farklı. Şimdi bir şeydir gelenlerde, de. Tamam bir yani şey söylüyorum. Yani puanlara bakarız. Ufacık bir şey söylüyorum. Baktığım zaman hani hamur olarak diyorsunuz ya fazla pişmişti. Hani buradan yandan baktığım zaman hemen hemen hepsi aynı oranda yo, pişmiş bakın, olarak gözüküyor. Ben gözüm bile seçmiyor. Ben de bakın değil bir şeyden bütün duruyor tabağın. Evet, böyle. Böyle duruyor. Kalıp sanki gibi duruyor, evet. Makarna yalıp löp diye koymuşsun. Yaymamışsın, bastırmamışsın. Normalde yaptım ama. Ama olmamış. Olabilir. Bir dahakine. Ve sevgili izleyiciler, Gelinim Mutfakta'nın heyecanlı ve coşkulu izleyicileri. Heyecan Doruk'ta heyecanlanıyorsunuz. Acaba şimdi kim gelecek? Puanlayı verecek, puanlama yapacak ve bu puanlama nasıl olacak? Kim gelecek? Sevgili Hanım geliyor. Sevgili Hanım uça geldi. Uça geldi. Dedim değişik geliyor bu sefer. Değişik, evet. Evet. Evet.
oldu ki? Nasıl? Ha, öyle bir şey yaptık ki yani ne diyeyim ki ben buna diye oldu. Ne bileyim, daha farklı bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Hepsi mi öyle? Aa, bilemem tabii, siz bileceksiniz. Buyurun. Daha mı iyi ondan? Bunda ne eksikti? Hiçbir şey alamadım ama. Fena değil. Sanki kıyması biraz daha az kavrulmuş gibi geldi. Dördüncü tabak. Evet. Buyurun, puanlara geçelim. Bir numaralı bir. Bir numaraya bir. İki numara. İki numara. Beş. Üç numara. Üç. Dört. Bir, beş, üç, dört. Üç puanlıktan başlayalım o zaman. Üç puanı kim aldı? Niçin aldı? Sevgili Hanım, tabaklara kaç puan verdi? Ve üç puan hazır mıyız? Kaldıralım. Hazır mısınız? Açalım mı? Değilim. Ama maalesef açıyoruz. Kaldırdık! Özlem! 3 puan. 4 puana geçelim. Bu 4 puan kimin? Kime geldi? Kime geldi? Merak ediyor musun? Evet. Ediyor musunuz sevgili seyirciler? Hadi azıcık açalım, açalım, açalım. Açtık! Evet, 4 puan. O yazacakmış. Aa, Cansu'nun şey mi? Şebnem mi? Hani hafta başı ya, böyle bir şey, yorgunluk oluyor. Ben kendim hafta sonu yaydım, yattım bütün hafta. O yüzden. O zaman 5 puanlık tabağı açalım efendim. 5 puanlık tabağı açıyoruz. Açtık Cansu! Ay, tutturdu. Tutturdu. Çok şükür. Nihayet tutturdu. Yani gelinle 5 puan çok zor verirsin. Artık daha çok emeğim yiyor Fatih Bey. Daha çok sınav geçiriyorsun. Çok güzel olmuş tanrım. Eline sağlık. Demek ki sevgili teyze uçarak gelmen gerekiyor. Ben sana böyle. Sen şuradaki kanatları da tak bir dahakine. Ama bugün var ya şöyle bir şey. Sabahtan beri karnımın içinde diyorum ki kelebekler uçuyor. Dedim sabah şöyle bir kelebek gibi geleyim. Tamam. Şükür. Teşekkür ederim öncelikle verdiğin puan için. Kötü bir puan sen vermedin. Ama sadece hani ne fark vardı Cansu'nunkinden? Onu merak ettim. Hangisi senindi şu an ben? Dördüncü tabak benim tabağım. Dördüncü tabak. Ne fark merak vardı? Merak ettiğim için soruyorum. Hani sorgulamak için sormuyorum. Şimdi ben baktığım zaman... Benim için önemli olan görsellik, önce ona bakıyorum. Tadı, tabii ki tadı da önemli. Tatlarına baktım. Hem görseli en güzel Cansu'nunkiydi, hem de tadı gerçekten çok güzeldi. İşte onu zaten kafamda belirledim 5 diye. İlk yediğim tabağı hiç beğenmedim. Benim, evet, hiç tadı, tuzlu, tuz namına hiçbir şey yoktu. Aslında bir çay kaşığı koyduk hepimiz, bir çay kaşığı. Çok tuzsuz olmuş, hiç tad alamadım. Bir de şey olmuş sanki böyle, çok gevşek olmuş. Kafamda belirledim zaten yerken bir diye. Çok fazla haşladığı için hamur olmuş. Olabilir, evet. Hamurluk var mıydı böyle? Yani birle beşi belirledim, diğerlerine de... Ben teşekkür ediyorum aldığım yani puan. Çok düşük ben vermek istemedim, çok düşük puan haftanın ilk günü. Üç numaralı tabağın neye eksikti? Kılıcımı kuşandım. Üç numaralı tabağın... aslında son üç tabağın tadı birbirine yakındı. Şeklinden dolayı puan kırdım. Yapmayın ya, yapmayın. Üç tabak nasıl birbirine yakın olur? İkisinin bildiğin hamur olmuş. Hayır, tatları. Elif'inki çok farklı yani. Cansu da oradan görüyor.
Demin ben de puanlama yaparken söyledi kendisi de. Farkını da... bir kıyaslayamazsınız yani. Siz yalnız benimkine hamur olmuş falan diye bir sizinki şey söylemediniz. Sizinki de bayağı hamur görüyorsunuz işte. İkinizinki yo, de hamur gibi tutsuz. Durmuyor yani. Aklar gayet tutsuz. Normal duruyor. Seninkinde hiç lezzet yok zaten. Hiç yok. Ya bırakın Kral Allah lezzet aşkına yok. Ya. Sen de emin değilsin yemeğinden, çok fazla savunamıyorsun zaten. Yo, ne alakası var, neden emin olmayayım ki yemeğinden? Işte. Ama nasıl zaten... savunma bekliyorsunuz? Ya, ben seni seyrettim de felaket böyle buraları yıkıyordunuz. Ya olmadığını biliyorsun, o çok sessiz neden kalıyorsun. Bileyim canım? Siz, olmamış bak, siz iki kayınvalideden de... Siz verirsiniz, diğer kayınvalide gelir 5 verir. İki o zaman kayınvalideden de kötü aldınız yani, belli ki güzel olmamış. Hani ben Sevgül Hanım'ın 3 tabak aynı demesine biraz sinirlendim. Çünkü çok farklı onlardan yani. Aynı şeyde değil, aynı kefeye koyamaz. Elif'inki farklı derken yani Elif'inki en güzel Cansu, seninki de kötü seninki mü demek? Seninkini katmıyorum, beş aldım. Ay üç tabak adına konuşuyorum ya, şu an. Çiğdem teyzenin çok iyi gidiyor. O zaman de ki Elif'le Cansu'nunki güzel ama Özlem'inkini benzetmedi. Ay üç tabak arasında diyor ki üçü de aynıydı diyor. Aynı değil üçü. Ama damak seninkini tadı da katmıyor. Ona göre üçü de aynı değil ama görsellik de aynı değil, tat da aynı değil. İkisi bir kere tuzsuz. Yani biri makarnada zaten... Makarnada hiç tuz yok. Biri çıkarttım ya, üç tabak da birbirine yakın. Ya aynı demesine ben şey yapıyorum. Üçü aynı değil. Tamam aynı değil, zaten aynı olsaydı Cansu'nun tabağına evet, beş vermezdi. Yani dört aldığına göre aynı değil yani. Aynı değil evet, tatlarında çok az fark var. İşte görünüşüne bakaraktan Cansu'nunki hem tadı hem görünüşü güzel geldi. Yapamadınız kızlar demek ki. Hayır kabul etmiyorum ben yapamadığımı. Yani şöyle baktığınız yapamamış zaten. Ya, kusura bakma Elif, şimdi yapamadınız edemediniz. Yapamamış olsam ben oraya tabak çıkarmam sen canım ya. Sen bir kere ya kendine çeki düzen verir misin? Sana mı soracağım nasıl konuşacağım? Bana soracaksın, benimle iletişim kuruyorsun. Ne kadar çirkin üslubun var senin ya. Ben sana öyle mi geliyorum? İnsan gibi burada savunmamı yapabilirsin. Kızlar. Yapabilirsin ama el kol hareketleriyle anlatın. Bir mi aldık da konuşuyor? Elifciğim sabah belki söyledim ya, sabah söyledim ya, saygı konusunda problemlerimiz var ama eşi evde destekleyecek. Saygı biz duyun, burada saygı göstermek zorunda değilim. Ama bir bırak da biz de bir şeyler söyleyelim. Söyle canım biraz ya. Sakinleşin. Özlem saygı göstermek zorunda değilsin. Evet konuşun. Bak bu kadarsın demek ki. Konuşun, kendi dinliyorum. Kendi savunma mekanizman bu. Olmamış kızlar, kabul edin. Neyi kabul edeceğim? Kabul sen dedin diye aldın, olmamış mı yani? Aldığın puanlar belli. Burada ne puanlar aldın gördük canım. Ben de ya gördüm. Sen ne yokken ben gördüm canım benim. Önce insanın kendine saygısı. Aynen. Kendime saygım ben var, sana insan gibi burada konuşmaya çalışıyorum. Sen bir kere el kolla kendini kapatıyorsun. Ben kesinlikle konuşamam. Konuşmaya müsait değilim. Açık değilim imajı ses veriyorsun. Ses tonumla sizi döverim. Ben de sana bunu söylediğim zaman. Ben gayet dikkat ediyorum. Dikkat edeceksin. Yok işte zaten olmamış ya. Kızlar kabul edin diye bir Özlem şey yok. Özlem burada konuşmasına dikkat edeceksin demesi gereken en son insan sensin. Çünkü bir cümleyi ters bir şekilde kurarsın ama söyleme şeklin, tavrını, yani hareketini, bir şey söyleyeceğim. Neden ben kendimi savununca sizin zorunuza gidiyor? Ben savunma şeklin yani yanlış çünkü. Ben buyum canım, buyum. Ben buyum tamam diye bir şey yok. Masaya durmadan vuramazsın ya. Bak geçin şu oyunuzdan. Durmadan masaya ya vuruyorsunuz. Elinizde ne geçiyor? Ağzını yiyorsun. Yok kesmişsin. Yani gerçi kayınvalidesinin masasından kovan bir insandan da böyle bir şeyi beklemek gerçekten fazla olur. Oyna. Sen de haklısın. Oyna. Sen de haklısın. Oyna canım hadi. Sen mi dolduruyordun ben burayı? Dolduruyordum. Yok canım. Belli olmuyor mu? Geldim bir ışık saçtım. Siz en son Hüsniye teyzeyi de yollayacağım. Yolladık iki kere. Yıldız yollayamadım. İki kere yolladık. Yok ya. Kısa senden menir alacağım ben gezmek için. Ay bağırma ya. Oo, ben senin sesini kısarım sen merak etme. Ya hayat... Ay sizin var ya hep içiniz fesatlı. Siz zaten melake, hep kötü biz. Günün en yüksek puanını alan gelin. Ve geldik üçüncü sıradaki puanlamaya. Bu puanlamada da bakalım ne olacak? Bakın hemen hafta başı dengeler, puanlar birdenbire yerini değiştiriyor. İzleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz. Heyecanlı mısınız? O zaman Nurten Hanım gelsin. Merhaba. Pabuçlarınıza baktım, son moda. Evet. Evet. Evet, makarna. Makarna. Spagetti. Evet. Böreği. Böreği. Thank you.
sen. Yani ne diyeyim? İkinci tabak. Bu ne savaş? Aa, olmamış. Bu. Evet. Anladım. Niye olmamış? Ne tadı var, ne tuzu var şu. Bütün hepsini alabiliyorsun. Bunda hiçbir şey yok. Yani tat bile yok alamadım. Aldım. Tat bile alamadım. Alamadım. Üçüncü tabak. Bu da fena değil. Ama şu anda üçünden de en lezzetlisi oydu. Bu da çok güzel. Öyle mi? Evet. O zaman puanlara geçelim. Bir numaralı tabak. Dört. İki. Bir. Evet. Beş, üç. Dört, bir, üç, beş. Üç, beş. Üç, beş. Üç, beş. Üçü açalım. Tamam. Üç puanlık tabak açıyoruz efendim. Açalım mı? Hafta başı. Nurten Hanım verdi. Açalım. Açtık. Cansu. Üç puan. Hepsinde emek var. Şey yapamam. Dört. Puanlık. Tabak. Açalım bakalım kime gelmiş bu dört puan. Açtık. Elif, dört puan. Özlem mi, Şebnem mi? Ha işte. Kısmet kiminse onun. Kimeyse o. Beş puanlık tabak. Nurten Hanım beş puanlık. Acaba Özlem'e mi verdi, Şebnem'e mi verdi? O zaman hemen açalım. Açtık. Özlem, beş puan. Afiyet olsun. Mersi canım. Hiç mi şaşmaz? Şebnem. Şebnem ne yaptın? Bir şey mi yaptın sen bu tabakla? Ya Fatih Bey hani bir çay kaşığı dendi. Tuzu falan. Konuş. Nurten teyzeciğim. Şebnemciğim bir dakika konuşmadan önce sana bir şey vermek istiyorum. Masanı bıraktın gittin bari hediyelerini al. Sana lazım olacak. Evet böyle. Onu tak. Doğru söylüyorsun. Tatlım sana lazım güzel olacak melek. Bu böyle. Zaten kendini tamam, de takayım ben sana. Seni kırmadım, zaten kendini de savunamıyorsun tamam. Yeteri tamam. Kadar. Teşekkür ederim Özlemciğim. Nurten teyzeciğim, neden bir? Neden bir? Şebnem hiç tadı tuzu yoktu güzelim. Hani... Hem görüntü olarak güzel değildi. Hem de ne tadı vardı ne tuzu orada da söyledim yani. Hiç tad alamadım hiçbir şeyinden. Anladım. Hamur olmuş muydu? Hamur falan yok. Hamur falan yok. Öyle bir şey yok ama tat alamadım bak. Birinci anladım. Tabak çünkü... çok lezzetliydi. Zaten ilk söyledim zaten. Tadı tuzu yerinde ve lezzetti. Bir de en sondaki tabak öyleydi. Tadı tuzu lezzeti yerinde. Üçüncü tabak onlara göre iyiydi yani. Ama seninkine hiç tat alamadım. Anladım. Hani bize verilen bir tuz ölçüsü vardı. Bir çay kaşığı dendi. Hı-hı. Makarna da biraz yoğundu. Evet. Denilen ölçüde attık. Hani kıymaya falan tuz atılmasın diye. Ama sen kıymasına mı attın diye. Tuzu? Yok. Nasıl? Kıymasına mı attın fazla hayır. Acaba? Hayır. Kıymaya tuz atılmayacak dendi zaten. O zaman makarnanın suyunu çok koydun. Yani olması kıymaya gerektiği kadar pardon. Pişme... Kıymaya tuz atılmayacak evet. Mı dendi? Neye attın tuzu?
Makarnanın içine koydum bütün zaten. Bütün tuzunu suyun içine mi attın? Bütün tuz diye bir çay kaşığı tamam, tuz atılacak dedi. Tamam, geri kalan dedi. Tuzunu ne yaptı? Ölçüye göre geri kalan tuz zaten kalıyor. Kıymaya da tuz nereye kalmayacak tuz kalıyor diye söylendi. Hayır canım, atılacak da kıymaya zaten kalan kıymaya atılacaktı. Yani. Hayır, ben şefimiz söylediği zaman özellikle söyledim. Geri kalan da kıymaya mı atılacak dendim. Orada bana hani yok denilince. Yok mu denmedi şefim. Bir dakika, sen bir yerde hata, nerede hata var? Bulduk hatayı. Sen evet, tuzunu arttırmışsın bir. Sen tuzunu kullanmamışsın yani gerekli yere. Çünkü canım benim hiç tadı tuzu yok yani. Anladım. Hiç. Hani ben orada sadece... Ya da Cansu'ya sorsaydın. Ben o ara anladığımı düşündüğüm için zaten sormadım. Kimseye sorma demek gereği duymadım. Demek ki anlamamışsın Şebnem. Yanlış anladım ya da arayacaksın. Bulduk bak hatayı. Unuttuğumu düşünmüş olsaydım tabii ki size de sorabilirdim. Cansu ya da sen ya da Elif fark etmez evet. Yani. Peki ama senin mantığın hiç fark eder öyle deme. Şebnem diyeyim şimdi bana sorman çok şey fark eder. Ben senin avukatınım ya şimdi önce bana sorman yani. Lazım. O yüzden değil mi Özlem? Bir dakika ne avukatıymış yerden bir şey. Cansu? Ben avukat ilan edildim de yine buradan böyle birilerini savununca avukat oluyorum ya sen bilirsin zaten ya. Savunma da değil, fikir olarak aslında birleştiğimiz konular oldu. Tamam biz bana de burada haklıya haklısın yani. Demiyoruz zaten. Ama hayır sen, zaten oradan laf söylemeye gerek yok. Kız diyor ki ben böyle anladım diyor. Unuttuğu bir şey tamam, yok ben ki diyorum, sorsun. Sen de oradan laf dokunduruyorsun. Kötü bir şey mi söylüyorum? Yani kötü bir şey hadi söylüyorsun. Hadi bana sormuyorsun yakın olarak seni gördüğü için gelip de sana da sorabilirim. Hayır sen tamam, bunu söylemek yani. İçin konuyla alakasız bir şey söylüyorsun. Cansız, diyor ki ben de yani her şeyde bir şey arıyorsun. Kızlar. Hayır arayan o ki o söylüyor. Alakasız bir şey söylüyor şu anda. O diyor ki yanlış anladım. O da oradan diyor ki unuttuysan Cansu'ya sorsaydın. Sırf sorsaydın onu diyorum. İçin. Bunda kötü bir tamam, şey yok. Ben de diyorum ki unutmadım yanlış anlamışım diyorum. Ama şunu bilmen gerekiyor. Daha sonrasında genelde hamur olarak hani en çok fazla sen pişirmişsin olarak söylendi. Hani baktığım zaman hatta tabağımı kestiğiniz zaman Nurten teyze oradaki makarnalar hatta ince ince düşmüş yani. Hani hamur olmuş olsaydı kalıp gibi olmuş. Kalıp canım gibi zaten yumurtayla iyice onu özdeştirebilirim. Bayağı iyi bana yaptım. Bana soruyu ben cevaplayayım istersen. Bayağı ben onu iyi yaptım. Sadece tek hatam tuz konusunda yanlış anlamak bak, olmuş. Bak sadece tuz değil aşkım görüntüde de seninkisi ötekiler gibi değil. Anladım. Bak görüntüde de değil öyle. Bir de dediğim gibi tuzumu kullanmadın neyi kullanmadın bilmiyorum ama hiç tad alamadım. Anladım. Peki. Benim de merak ettiğim bir şey var şimdi Nurten Hanım. Şimdi bir görüntü pardon, pardon Cansucuğum. Kayınvalideler kaç verdi sana canım? Bir. İkisi de mi bir verdi? Aynen bir verdi. Bak gördün mü? Demek ki sade bende problem yokmuş. Yok hayır problem olarak sormadım. Hani farklı lezzet tat olduğu için herkese işte, farklı geliyor. Kimimiz 3 alıyoruz, 5 alıyoruz. Demek ki siz de mi öyle aldınız tat olarak? 2 tat sus tutsun. Evet, ama sizin geliniz 2 de ona yakındı. O da 5'lik değildi. Aa, kusura bakma evet. Öyle değildi. Yok ya, çok iki yakınlardı birbirine. 2 verdi. İşte bunu, şu kadar ben de olmuş, bunu hamur. Düşünüyorum şu an Çiğdem teyze. Ben iki kayınvalideden de annem de Çiğdem teyze de Elif'le ikimizin tabağının arasında kalıp evet en olmamışını Şebnem'in olduğunu söyleyip ama Özlem'inkinin de ona yakın olduğunu söylediler. Evet. Ve siz gelip böyle 5 puan verince o tabağa ben bir durup düşünüyorum ki. Beşlik değil çünkü. Nasıl oluyor niye bu diye. Düşünüyorsun? Niye birinci tabağda 4 verdim? Bir dakika. Bir dakika. Birinci tabağda ama 4 verdim. Ama çok beğendiniz onu. Tamam. Çok beğendim. Şu an 4 beğendim zaten. Ondan onu beğendim. Öbürünü öylesine verdiniz. Aa, neye öylesine tabii verdim? Tabii ki, tabii ki. Hangisi emin olamadınız. Acaba gelinim mi yaptı bu kadar yapamayabilir? Yok canım, şunu o zaman ikisinin lezzetli olduğunu gördüm. Cansu'nunki herkes, et dedim. Herkes tadına baktı. İkisinin senin ağız tadınla benim ağız tadım aynı değil Çiğdem Hanım. Pişme şekli bile aynı fazla haşlamışlar makarnaları. Yok canım be. Evet, ben gelininkiyle senin gelininkini siz... ikisi mükemmel olmuş dedim. Cansu'nunkine eh dedim. Çiğdem'in şeyine, Şebnem'in gene zaten olmadığını söyledim. Sizin gelinin de makarnası tuzsuzdu, kıymaya tuzunu koymuştu. Siz öyle diyorsunuz. Sen sana gelince bilmiyordum koydum. Diyorsun, şunu bilmen gerekiyor. Bilmiyordum ya, demedim, of. Yanlış anlamışım yanlış dedim. Yanlış anlayamazsın, konan malzemelerin hepsi kullanılıyor. Ve sevgili seyirciler, son puanlamaya geldik. Bakalım bugünkü artık bu puanlamadan sonra gelinler ne hale girecekler, ne hale alacaklar. Ve Suzan Hanım gelsin. Merhabalar Fatih Bey.
Ay be kaynana ne yaptın bize? Ne yaptın bize? Kaynana deyince durmuş. Açılın kaynana geldi. Açılın kaynana. Ben kaynana. Aynen kaynanayım. Ama kaynanasından çok çekmiş de kaynanak yapmak istiyor. Ben kaynanayım. Bir de becerebilirim. Dilinde varsa yapamıyordur o kesin. Hadi bakayım bakacağım. İyice pişirdiniz mi yemekleri hep beraber? Hadi bakayım. Gelin buyurun o zaman. Ya değil. Yağsız gibi geldi. Yutamıyorum vallahi. Öyle mi? Herkese eşit yağla, eşit malzemeler. Eşit gerçi, evet. Birazcık daha ona göre yumuşak. Yakın hemen hemen. Hepsi de aynı hemen hemen. Ama benim vardır. Evet başlayalım. Bir numaralı tabak. Ona bir veriyorum. İki numaralı tabak. Ona beş veriyorum. Ona göre yumuşak olmuş, güzel olmuş. Üç vereyim. Buna da dört vereyim. Ağız karıştı zaten. Bir, beş, üç, dört. Gel üç açalım o zaman. Üç kim aldı? Üç puanı kim aldı? Bakalım kim almış? Kaldırdık. Şefkem. Ben 3 puan aldım. 4 puanlık tabak. Açık. Özlem. 4 puan. Elif mi? Cansu mu? Kaldırdık Elif. 5 puan. Teşekkürler. Bu da tabii ki kaldırıyoruz. Cansu. Buyurun. Yani ben alkışlamak istiyorum şu anda. Gerçekten alkışlamak istiyorum Suzan teyze. Nasıl bir puan verme şeklidir bu? Yani bir 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 aldı Şebnem. O da kabul etti. Yanlış anladı, yapamadı, hata yaptı. Sen benim tabağıma nasıl bir veriyorsun? Ben şu an gerçekten çok mantıklı bir açıklama canım, bekliyorum damağıma ya. Damağıma uymadı. Beğenmedim, bir verdim. Ya damak, damakla bunun bir ilgisi yok Suzan teyze. Senin kafan karışıyor orada. Sen diye değil. Şebnem'i de bulacağım diye panik oluyorsun. Ne yapacağını bilemeyip bence öyle gelişigüzel puan veriyorsun sana. Hayır canım, niye panik olayım? Hepsinin de tadına baktım ama... Baştaki dedim ya yutamadım bile. Cansu diğerlerine kötü verip bana... Çünkü ben niye olduğunu söyleyeyim. Da. Hepsinden eşit alsanız belki sadece tadına göre yorum yapacaksınız, puan vereceksiniz ama... O kadar çok makarnamdan alıp kıymamdan hiç almadın ki ağzın makarna doldu dolayısıyla. Bunu da düşünemeyince tadına değil bu yumuşak Hayır. olmuş, bu sert olmuş. Alakası yumuşaklık, yok. Sertlik değil bunda. Suzan teyze tadına bakacaksın i̇şte ya. İşte canım tadı damağıma hitap etmedi. Damağını sorgulayacağım, o saçma olacak ama ben damak tadımla puan verdiğini düşünmüyorum şu an. Hayır Cansu, öyle verdim. Zaten yarışma gelinini bulma yarışması değil mi? Tabii ona döndüğü tamam, için bak, o da tabağı zaten vermek son lazım. İki tabakta tereddüt etti. Belki dört gidecekti Şebnem'e. Ha o zaman biz daha çok havalanmayacak mıydık? Hani niye dört verdin diye. En yerini bulacaktı tabaktı. Ama olmamıştı. Olmayan aynen. tabağı bile kalkıp üç Yoksa, verdi. Gelinini şey... aradı. Ya bu kadar bulur ince, gibi oldu. İnce düşünüyor musunuz gerçekten? Çok merak ediyorum ama ben bu biri kabul edemem şu anda. Vallahi ister et ister etme. İster et ister etme diye bir şey yoksa ne teyze? Yani bir 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 aldı ve hatalı olduğunu kendi de biliyor ve o tabak olmadı. Bariz yanmış. Sen bu tabağa nasıl üç verip nasıl benim olmuş tabağıma nasıl bir verebiliyorsun? Sana göre bu? Olmuş ama bana göre bana olmamış. Bana göre olmuş ama değil. Burada herkes aynı fikirde zaten. Bariz bir şekilde Şebnem hata yaptı ve o hata o kadar fark edildi ki üç kayınvalideden de bir aldı. Almadım ki yani. Kafası o kadar üçün karıştı ki zaten hepsini iki kere yiyorsun. Aydur buna üçüncü kez bir bakıyorsun. Bir saniye. Hepsi yani tek verdi zaten. Benim duyduğum sadece tek şey burada bu yumuşak üçün olmuş. Üçün neyini sorgulayacağım?
sen bana ya? Üçüm neyini sorgulayacaksın? Üç verdin. Bilsem beş verirdim. Damağıma o da öyle geldi. Ben sorguluyorum zaten. Ben içimi, ben onu üç vermeni sorgulamayı geçiyorum. Hayır, bana biri kabullenmiyorum ya. Biri kabullenmiyorum ya. Kabullenemem. Gelinime de beş basmış değilim sonuçta. Ona veremezsin bir zaten. Litri tabağın, zaten bir litri tabağın, bir litri, biriydi. Tabağın ki biriydi canım. Öyle geldi. Başka zaman vermiş değil miyim? Beşi basmadım mı ben sana? Hoşuma giden de gidince veriyorum. Tabaklara bakarken zaten tadına yorum yapmıyorsun. Diyorsun ki yumuşak olmuş, sert olmuş. Yumuşak hangisi daha yumuşak, hangisi daha sert diye yapmıyoruz. Bu yemeği öyle ayırt etmiyoruz. Ağzını biliyor, ağzı. Ona göre yapıyoruz. Yansıcım, benimkine de çok fazla pişmiş dendi yani. Tuz yok yemeğinizde. Tuz yok yani. Nasıl üç diyebilirsiniz ki ona? Tuz atmamış. Ben tuzunu severek verdim oyunu. Ha, ben tuz yiyemiyorum. Tuzu karar olunca... Ha, bundan sonra kızlar tuz atmayın yemekleri. Hayır. Tuzsuzluğu bana iyi geldi. Sana tuzsuz gelmiş, bana da değil. Ama zaten eksik koymuş tuzunu. Niye anlamıyorsunuz? Eksik koymuş. Ben ne koymuş. Bileyim eksik mi koydu, tuzsuz, tamam mı koydu? Ya tuz yok dediniz orada bir tabağa da. Kesilmemiş kalbur. Hayır orada bir tabağa tatsız tuzsuz dediniz. Aslında tatsız tuzsuz olan sizin kendiniz bir tabağa. Cümle kullandı. Yani. O da olmamış yani. Fazla geldiği zaman söylemiş olmamış. Olduğu bir cümledir o yani. Beş aldın sen, niye konuşuyorsun kardeşim? Beşi sorgulamıyor ki. Beş aldın ben niye sorgulamıyorum? Ben onda yapılan haksızlığı sorguluyorum. Hayır haksızlık değil. Haksızlık yani, yapıyor. Yani Gamze Hanım kendi bakış açınızla yargılıyorsunuz ama hayır, beş siz, aldın neyi sorgulamıyor? Ben beş aldım. Zoruna gitmiş kadının da bu son. Hayır. Savunmak için konuşuyor yani. Bir dakika en güzel tamam da yani biri alan sensin konuşurken kesip de hani. Hayır o konuşmasını bitirdi. Sen devam ediyordun diyorum. Ben onu savunmuyorum. Yani. Ben orada çünkü tabakları savunuyorum. Tabakları savunuyorum. Evet. Cansu Özel savunmuyor. Hayır ben. Aynı şey benim için de geçerli olabilirdi ki benim iki kayınvalidede iki tabak en güzeliydi dedi. Cansu'ya değil de bana bir gitmiş olabilirdi. O zaman hakkımı savunmayacak mıydı? Beş aldım niye de oturmam yani. Bir için savunacak canım. Beş ama zaten 3 ile 4 arasında tereddütte kaldı. 3 şans eseri Şebnem'e gitti, 4 Özlem'e gitti. 4 Şebnem'e de gidiyor olabilirdi. Evet. Biz onun tartışmasını aynen yapıyoruz. Sizler benim gelinime ne verdiniz? Ben görmedim. Birer yer olmamıştı, olmamıştı. Tuzu yok, tadı yok, hiçbir şey yok gelininin. 3 kayınvalide bir verdik hepimiz. Hepsi de aynı ayarda. Hayır canım. Ama damağa tatlı geliyor işte. Damak ya tadı. Bir dakika hepsi aynı deme. Yani savunmak için gelinini savunma şu anda. Çünkü zaten o da farkında yapmadığının. Çünkü zaten yanlış anlamış bu kız ve yanlış bir tabak çıkarmış. Baştaki lafa geldi bana. Bu kadar basit. İlk lafa diyen de sensin o tabağı. Aynen. Ben şimdi seni yutamadım ya. Kabul edeyim ben ki. Senin diye değil ki yutamadım. Ama gelinin de olabilirdi. Şimdi senin bu yorumunu ilk yorumun ilk bir yani o kadar... Üç kayınvalideden farklı yorum yapıp bana bir veriyorsun ve ben bunu şu an kabullenemiyorum çünkü farklı da yorum yapıyorum. Hoşuma gitmedi i̇lk, kızım. Bu kadar basit. Tadına baktığı zaman da annem yutamadığını söyledi zaten gitti oradan su aldı. Bu problem yorum değil. Yorum ya zaten makarnayı o kadar tamam. Çok aldı ki zaten o yüzden yapamadı bunu. Şeyden teyze de mesela bir tek benimkine lapa diye o söyledi. Tadı tuzu yok tamam tuzda yanlış anlaşılma oldu lapa diye de bir tek o söyledi. Senin kafan karışıyor. Şebnem'i de bulma psikolojisiyle geldiğin için bunun stresini çok fazla yaşadığın için gelişi güzel puanlama yapıyorsun. Stresi bırak stres hepsinde var. Seninki aramadı mı seninkini? O da aramadı gayet. Neyi aramadı? Benimkini mi aradı? İşte arıyoruz daha gelinimizi. Ya evet arıyorum tamam. Ama en olmamış tabağa da gidip 3-5 vermiyorum. Ya bu damakla alakalı olan bir burada şey. Damak, ya, yok ya asla. Burada damak ayrılmaz. Bak burada damak konusu konuşulamaz Şebnem. Yanlış yapmışsın. Ama diğerlerini... Tat değil mi? Lezzet tadı, değil mi? Damak farkı değil. Bak ben şunu söylemeye çalışıyorum. Benim tabağıma atıyorum 5 verip de diğerlerine düşüp o puan vermiş konuşur. Olsaydı haklısınız. Fark etmiyor ya, ama. Hepsini biri de fark kullanmak etmiyor. Zorunda. O da o şekilde damağına daha farklı gelmiş, hoşuna gitmemiş, ona vermek istemiş. Ama senden şu an istemiş. Beklediğim şey şu, hani tamam kayınvaliden savunma içgüdüsüyle yapıyor olabilirsin ama bence yanlış yaptığında kabullenebilirsin. Çünkü yanlış yaptığının farkındayız, farkındalar ve sen de bunun farkındasın, anladın mı? Şu an senin söylemeni beklediğim şey senden şu, evet anne Cansu haklı benimki gerçekten olmamıştı, hani ben de anlamadım ama olsun. Sen mi dolduruyordun ben burayı? Yok canım. Belli olmuyor mu? Geldim bir ışık saçtım. Siz en son Hüsniye teyzeyi de yollayacağım. Yollayacağım iki kere. Yollayamadım. İki kere yolladık. Yok ya. Kısa senden menir alacağım ben kesmek için. Ay bağırma ya. Oo, ben senin sesini kısarım sen merak etme. Hayat. Ay sizin var ya hep içiniz fesat. Siz zaten melake hep kötü biz. Günün. En yüksek puanını alan gelin.
Sevgili seyirciler, gelinin mutfakta izleyicileri. Haftanın ilk günündeyiz ve bugün de Çiğdem Hanım'la Elif geldiler. Tabii ki haklı sebeplerden dolayı ayrılmışlardı fakat tabii ki artık işlerini hallettiler. Biz bir mutfakta olmalıyız dediler ve geldiler. Yarışma heyecanı daha bir arttı. Çünkü altınlar var sonuçta, değil mi? Altınlar gelecek. Şu altınları şöyle göstereyim. Bize de versene diyorlar dışarıda. Evet. Teyzeler. Ben de diyorum ki gelinin var mı diyorum. Artık ilk sorun bu. Gelinin var mı? Veyahut da gençlere diyorum. Kayınvaliden var mı? Al gel yarış sizin de olsun. En yüksek puan alıyorsun. Hafta sonunda toplanıyor. 5 altın bilezik kazanıyorsun. Eğer kazanamazsan, düşük puanlar alırsan, kazanamıyorsansa maalesef gidiyorsun. Siz de katılabilirsiniz. Kanal.com.tr adreslerine başvurabilirsiniz. Bana yazıyorsunuz ama sadece telefon numarasını yazıyorsunuz. Resim atmanız gerekiyor. Bilgilerinizi yazın. Ben de eğer bakabiliyorsam sonra da size yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün ne yaptık? Bugün ne konuşuldu? Tabii sevgili Çiğdem Hanım'la Elif'in gelmesi bayağı bir kaynaşmaya sebep oldu. Şimdi Çiğdem Hanım ve Elif mutfağa döndü. Tepkiler ne oldu? Gelsinler yarışmacılarımız, hadi içeri canım. Buyursunlar. Baktım biraz da meydan kalmış, boş. Bir gideyim doldurayım o meydanı dedim. Birileri sıkılmış. Birileri bozulmuş. Çok bozulmuşsun. Yok, bozulma değil Fatih Bey. Orada biz ne konuşuyorduk? Bir şey dedim bana, bir şeyle alakalı. Ne dedin? Biz gidiyoruz, bunlar geldi demiş olabilir mi? Hayır, asla cümleye biz gidiyoruz kelimesini kullanmam. Hayır, kayınvaliden demiş ya, ortalığı boş buldu. Evet. Niye? Sen mi dolduruyordun ben burayı? Ben dolduruyordum. Yok tabii. Canım. Belli almıyor mu? Yok. Belli orada. Valla işte ben senden iyi dolduruyorum. Işık saçtı. Göremiyorum. Sen görmek istemiyorsun. Evet, görmek istemediğim için görmüyorum. Ama göreceksin. Görelim bakalım. Fatih Bey, tamam. Ha, görmek istemediğin zaman da gideceksin. Hangimiz gideceğiz bakalım, belli olmaz o. Göreceğiz. Durun bakalım. Ben kimi göndereceğim diyorsam gönderiyorum. Valla o kelimeyi ben de kullanıyorum. Hep de gönderdim. Ben söylediğimi yaptığımı söylüyorum. Hadi bakalım, hodur meydan. Yani burada neden özellikle ben? Herhalde fazla sesim çıktığı için gibi geliyor. Çiğdem Hanım da onu seyrederek geldiği için Nurten'in sesi çıkıyor. Ben onun sesini kısayım. Kimse benim sesimi Allah damacı kısamaz. Evet, Allah'ın izniyle onun çıktığı kadar benim de çıkar canım. Ama siz en son Hüsniye teyzeyi de yollayacağım. Yolladık iki kere. Canım, iki kere yolladık zaten. Yolladık. Yani ama yolladık ve yolladığımız yetmiyormuş gibi bayrağı teslim ettik gittik. Ama olmadı. Bayrağı yürütemediler. Gittiler. Bayrağımız geldik. Gene burada adımızı, şanımızı yürüteceğiz. Ben ilk geldiğim gün dedim ki ben dedim altınları kurtana kadar burada kalacağım dedim. İlk 15 bileziği ben koluma taktım. Ki zamanım yetseydi de keşke biraz daha kalabilseydim. Belki 20, belki 30 tane alacaktım. İnşallah göreceğiz şimdi. Ama tamam, göreceksiniz. Sen rekor kurarak gitmiştin ama şimdi rekor bizde bak 18 tane. O benim yokluğunda. Bu haftalık rekor kazandım. Hadi bakalım. Yani yokluğunda, varlığında yani. Ne fark eder tamam, ki kazandım işte. Mı kazandım yani. Dansı sesin çıkmıyor hayret. Bir şey diyeceğim, laf olacak demesem içim rahat ediyor. İçine atma, dert olur. De bakayım. Yani Nurten teyze bir yerden giriyor, başka bir şekilde konuşuyor. Konuşma A'da başlıyor, Z'de bitiyor. İnsan A'ya bakıyor, sonra Z deyince bunu dememiş miydi diyor. Sonra onu görünce ona şaşırıyor. Demek ki yani, laflar arka arkaya gittiği için konuşmuş. Vallahi diyorsunuz ya Nurten Hanım şaşırdınız mı diye. Bence sadece şaşırmadı. Vardı ya böyle bir Çiğdem teyze tarafı var, başka bir teyze tarafı da var. Böyle bir şeydi, kafası karışıktı Nurten teyzenin ama böyle bir ön planda olayım, her şeyi konuşayım seviyordu. Oldu, o korku oldu. Ben çok da güzel gördüm ve TRT'de de zaten bunu gördüm. Şimdi Nurten teyze de ilk defa görüyor Çiğdem teyzeyi, Suzan teyze de görüyor. Suzan teyze sevinmiş, Nurten teyze niye suratını büzmüş insan bir düşünüyor. İstediğinizi düşünmekte serbestsiniz. Canım benim, biz yeni yarışmacılar bekliyorduk. Yani biz Çiğdem teyzenin geleceğini bilmiyorduk. Ki benim, sen diyorsun ya hani,
Yok işte burada sürekli söyleniyordu o işte Çiğdem Hanım gibi olmaya çalışıyor falan vesaire. Ben kimse gibi ama olmam. Ama benim kayınvalidem hakikaten Fatih Bey izlemiyordu programı. Çalışıyordu, izleyemiyordu. Bir bölüm belki izlemiştir. İzlemiyordu, yani tanımıyor yani Çiğdem Hanım'ı. Ama zaten doğal bir şey. Yani güçlü bir rakibin gelmesi. Ben diyorsun ki altınları çoğunu aldınız. Evet. Ama bir de yani güçlü bir rakip gelince... Doğal olarak yani nasıl o... gerçek yaşam diyorsanız bu da gerçek. Evet. Normal bir şey. Yani öyle tepki göstermem kıskanma, normal. Kıskanma, korku, endişe, yok, kaygılanma mutlaka olabilir canım. Niye olmasın? Niye olmasın ya? Niye korkayım canım? Benim de önceden bildiğim bir kuvvetli rakibim gelirse evet. Ben de bir ağayı yaparım yani. Yani insana boş bulunma bir ağını. Yani en azından belki şimdiden sonra yarışmada bir heyecan olur yani. Evet bak. Özlem'e ve Nurten Hanım'a şey oluyor herhalde, eski yarışmacıların gelmesi dokunuyor. Ya ben yeni yarışmacılarla yarışmayı tercih ediyorum. Yeni yarışmacı bekliyordum. Ha. İşte eski gelince, eskiler de böyle gelince. Olamaz mı? Çünkü kim olsa yeni yarışmacı ister. Eskilerin kuvvetli olduğunu falan mı düşünüyorlar? Evet. Çünkü biz onlardan tecrübeliyiz Fatih Bey. Onlar yokken biz vardık burada. Neyin ne olduğunu biz az çok biliyoruz. Yeni gelirse böyle ensesine vurup lokmasını alabilir ama biz de yapamaz onu. Elif Özlem'den ne istedi? Elif. Evet. Özlem hazır herkes bir yerde işmişken ben de mutfağıma geçsem mi acaba? Hayır canım tabii ki de. Mutfağımın dili olsa da söylese içi kan ağlıyordur benden sonra. Bence mutfağın gayet mutlu. Bilmem öyle mi dersin? Senden sonra en uzun kalan ben oldum ve bilezikleri ben aldım yani Elif'ciğim. Biz ilk geldik oraya, asla da gidene kadar kimseye de vermeyeceğim orayı. Benim öyle bir takıntım yok Fatih Bey. Evet. Ben yemeğimi her mutfakta çıkartırım. O kadar, bak ne kadar güzel. Ben sadece teklifte bulundum. Evet, ben hani de kabul eskiden ettim. Senden önce ben vardım. Değiştirsek mi acaba dedim. Yok dedi, ben de ısrar etmedim. Benim için mutfak orasıymış, burasıymış. Ben yemeği çıkardıktan sonra i̇şte ben yerde de yemeğimi basit. Yaparım yani. Oradan niye gittin zannediyorsun ki ben bilmiyor muyum niye gittiğini? Niye gitti oradan? Totem yaptın ya sözde. Niye gittim Nurten teyze? 4 ay kaldılar orada, oranın bir şeyi var, 4 ayda bilezik alamadılar, orası ne oldu bilmiyorum. Sen de bir haftada bir şey alamadığın için... Konuşuyorsun kıza bahsettin. Şey dur yani. Ama bak ben onlara söyleyeyim. Onun için de attın kızı oraya, geçtim oraya. Niye değiştiriyorsun attın sen yerini? Attın diye bir şey yok. Ben zaten bu masanın enerjisini sevmiyorum diye ayrıntılı açıklamadan zaten bu niyetle geçtiğimi söyledim zaten. Sen niye ekstra bir belki şey yapmışsın niye? Gibi söylüyorsun o da, ona da yetmedi o enerji. Ama ben buna inanıyorum. Totem yaptım istemeden diyorum. Şebnem'in böyle bir totem yapıp... Nasıl totem yaptın Allah aşkına? Ne bileyim onun enerjisine inanıp inanmadığını nereden bileyim ben? Böyle bir şey düşünse geçmez zaten Şebnem. Sana niye dert oluyor bu? Totem yaptın da kendi masana totem yapaydın. Senin masasına yaptın. Ya ben diyorsun kızcağızım pişiremedi bak. Ama ben yaptım. Bu benimle alakalı. Ya etkilerse beni etkileyecek bir şey. Çünkü bunu ben yapıyorum. Kendime yapıyorum. Ona yapmıyorum ki o geçtiğinde olacak diye. Ben bu masanın kötü enerjisinin üstümde olduğu sürece ben bu masada devam peki, edersem bu bunu beni etkileyecekmiş. Ben söyleyecektim. Giden yarışmacıdan dolayı. Evet. Özlem sen ne diyorsun bu konuda? Bu. Ya Fatih Bey ben hani nereye geliyorsam orada sabit kalırım hani değiştirmekten çok yana çabuk değil. Kabul etti Şebnem ama. Evet. İşte yani ama hiç ben hiçbir şey demedi direkt kabul etti. Ben de ona çok hayır ben hamile olduğu için kıramadı. Evet, öyle Şebnem evet. Can. İki canlı diye şey yaptı. Hani İki canlı diye istediği evet. O şekilde masama hani eski masasıymış zaten. Oraya daha çok alışkın. Öyle de şey yapınca kıyamadım ben ya, de. Tamam ben boşu başı yapacak seni. Ben de Fatih Bey masada değil keramet. Keramet elde. Sizin olduğunuz masada, tam sizin olduğunuz masaya 30 küsür tane altın bilezik. Bak, söylüyorum Fatih Bey işte bak. Bizim oğlumuzun. 15 tanesi Elif'teydi. İşte ben evet. 18 tane de sizde var. Buyurun ama işte bak. Ama Fatih Bey. Sonra en uzun kalan benim. Onu demek istedim yani. Orada. O masada 4 ay kalmış. Ama o başka bir şey yani tesadüf ettim. Fatih onu, Bey o bizim uğrumuzdu. Evet. Şimdi biz geldik uğru masaya geldi. Bitti geçmiş olsun. Geçmiş yok, olsun. Bir defa o tarafa sürüldü yok, ama. Yok geçmiş olsun o. Çok mersi. Maharet eller. Ya bu eller. Şey oldu birazcık ha, zaten oldu. Fatih Bey. Benimki birazcık duygusal senin oldu. Çünkü oldu. Hep sen buradaydım, hep bu tarafa bakıyordum ve bu masayla iyi değildim, iyi hissettirmedim. Sen iki canlısın yani. Diye de zaten duygusallığın yani. Ağır basıyor. Şebnem de zaten o yüzden öyle karar verdi. Teşekkürler Şebnem. Evet. Tüm eskileri toplayın o zaman. Tekrar döndürün. Eğer çok seviliyorlarsa, isteniyorlarsa tabii yok, ki gelecekler. Yok çok sevildiğini zannetmiyorum çünkü çok... Siz...
şeyler alıyoruz biz. Biz de alıyoruz. Biz de alırsınız, alırsınız. Alıyoruz yani. Eminim. Bence siz biraz korktunuz ve kıskandınız. Ya. Yo, bayağı bir bizden korktunuz. Burayı, meydanı boş bulmuşsunuz. Karşınızda kuvvetli... Meydan yine benim, canım benim. Siz buranın şefi misiniz? Lan, yok, nasıl sizin oluyor? Meydan diyorsunuz çok ya. Çok duyduk biz onları ama çabuk gittiler. Benim gibi kimse olamaz. Siz beni taklit ediyorsunuz. Burada bunu bana yazıyor. Vallahi, ve siz çok de itici benim duruyorsunuz. Çok itici. Ben doğalım yani. Yok, ben olduğum gibiyim. Siz yapmacık duruyorsunuz. Ekranda seyrediyor musunuz kendinizi? Ediyorum Çiğdem Hanım. Çok yapmacıksınız değil mi? Siz de bana itici geliyorsunuz. Aa, hiç öyle değil. Hiç sevememiştim zaten sizi. Özlem başarılı bir yarışmacı. Bilmiyorum ya, itici buluyorum ben çok. Neden? Çok böyle bağırıyor, çağırıyor. Kayınvalidesi ses tonu. İkisi birbirine, herkese biraz mutfağın şeyin tadını kaçırmışlar. Sirke dönmüş biraz mutfak. Sirke mi dönmüş? Sizin evet. Zamanınızda çok böyle yapıyorlar. Sirke dönmüştü. Bizim zamanımızda hiç öyle bir şey. Diyorduk. Hangi gelinim, benim gelinim olabilir? Benim gelinim Özlem zaten asla olamaz. Asla olamaz. Oğlumu evlatlıktan reddederim. Allah Allah. Burada ağır konuştun yani. Ağır değil, gerçekleri söyle. Sevinmem. Bir şey söyleyebilir miyim bir saniye? Söyle kızım, evet. Sen de. Şimdi Çiğdem teyzeyi de hani gören de diyecek ki böyle gayet sessiz, naif bir karakter. Ben sessiz olduğumu söylemiyorum ki. Siz masalara vuran, siz ben bağıran, sessiz olduğumu savunmuyorum. İşte bana yok, diyorsunuz burada, ya orada. Bağırıyormuşuz, çağırıyormuşuz, ne yap, bir şeyler yapıyormuşuz ben, falan. Meydanı boş bulmuşum. Neysem oyum. Ben hiçbir zaman biz sakin bir olduğumu söylemiyorum. Biz de neysek oyum. Dediğim gibi tekrar yineliyorum. Kayınvalidemin karakteri bu. Çiğdem teyzeyi kesinlikle taklit etmiyor. Ben burada ekstra başka bir gelini taklit etmiyorum. Neysem oyum. Evet, ben zaten senin burada... taklit ettiğini söylemiyorum zaten. Evet, kayınvalidenin rol yaptığını... Sizi kesinlikle taklit kendi etmiyor. Değil yani. Yapmacık hayır, yakışmıyor benim üstüne. Kayınvalidemin. Yapmacık duruyor. Böyle bir şey yok size yani. Yapmacık geliyor. Evet. Ama bu. Çok kişiye geliyor. Yani. Çok kişiye geliyor. Ben sana benzemem, sen bana benzemezsin. Ondan sen zaten bana benzeyemezsin de. Sen de bana benzeyemezsin zaten. Sağır yok, kulağım kalkacağım şimdi buradan. Kalk, buyur. Allah Allah, sesini kes birazcık. Yok ya. Kısa, ayağını senden mi demir alacağım ben kesmek için? Ay bağırma ya. Ben kimseden demir almam sesini kesmek için. Ben veririm tıka. Ama. Tıka. Bu ne ya? Sağır mı var burada bangır bangır? Ben asla kimseden emir alan bir kadın değilim. Bağırarak. Onu unutma. Bağırarak kendinizi ben hep bir şey bak, ben böyleyim işte. Yani. Ben doğalım. Yapmacık yapmıyorum. Evet, evet. Yapmacık değilim çok ben. Çok yakışıyor. Sonuçta. Tabii ki yakışıyor. Çok yakışıyor. Devam edin siz böyle, çok iticilik. Yani bana düşmez ama haddim değil. Kayınvalidem çocuk değil, çocuk azarlar gibi sesini. Hayır, o bana azarlayamaz ki olayı. Sus, konuşma. Evet, bağırma diyorum. O bana öyle bir kelime kullanamaz ya. Bağırmayacaksın. Sesini ben ondan da büyüğüm. O 60 yaşında büyük bile değil, ben 60 yaşında. Olabilir. O cümleleri kullanamaz. O zaman 60 yaşındakine göre davranacaksın. Davranmıyorum. Davranacaksın. Allah Allah. Benim yanımda en azından sen, bağırmayacaksın. Senin gibi çocuk gibi davranmıyorum sonuçta yani. İstemiyorsan benden bak, uzak bak. Duracaksın o zaman. Mecburen o oturuyoruz. O zaman tıkayıp geleceksin buraya. Tıkadım bak, tıkadım. Tamam, devamı tıkayacaksın o zaman. Oo, ben senin sesini kısarım, sen merak etme. Ya hayatta kısamazsın sen benim sesimi. Göreceğiz. Sen çok büyük konuşuyorsun ben ama çok büyük da küçük konuşmam, çekeceksin. Yapamayacağım hiçbir şey görelim söylemem bakalım. Ben. Haydi o. Hodri meydan söylüyoruz biz de. Çiğdem'i yani seyredildiği kadarıyla biliyoruz zaten. Öyle yürüyeceğini, koşacağını da biliyorduk. Koşabildiği yere kadar koşsun. Ben dişli rakipleri severim. Gelebildiği kadar gelsin bakalım. Nurten Hanım, Çiğdem Hanım'ı çok güçlü rakip görüyor. Görsün de zaten. Zamanında 15 bilezik almışlar. Şu an 3 tane güçlü rakip var birbirine. Öyle düşünüyorum. Bu da güzel bir şey. Birbirlerini kamçılayacaklar. Daha da güzel olacak. Nurten Hanım, bu sefer de şefim için bir şeyler söylemişiz. Bakalım. Ah bakalım ne demiş. Senin gelin nabza göre şerbet veren bir gelin olduğu için herkesle anlaşır gerçekten. Gerçekten ya, öyle mi düşünüyorsun? Yani ben öyle bir görünüşü yok ama. Yanlış düşünüyorum bence değil mi? Yani. Bak çok aynısını şaşırdım. Söyle, ben her kaynanayla anlaşırım. Herkese negatif düşünüyorsunuz siz bir ya. Bir saniye, bir şeye derler ya, gelişine gidişin, bulguraşına tarhana açın. Sen öyle olursan o da öyle olur. Tam olarak hani... Kız biraz yüksek konuş. Tamam. Bağır. Bir dakika, Suzan teyze orada ne dediğini anlamadım ben de. O da beni biraz anlamadığı için bana çıkmış. Nabza göre şerbet verdi mi dedi? Kaydanayı diyor, kaydanayı. Senin söylediğin deyimi soruyor. Hayır, deyimlerim var ya senin bir takım. Gelişine gidişim, tarhan aşına bulgur aşım dedim. Nasıl bir beyindin ya? Ne içersin demek istemiş. Aynen öyle. Aynen.
Onun öbür versiyonu. Nasıl yani, gelir sana? Ne dedi Şebnem? Nurten teyzeciğim. Tam olarak hani ben kötü düşünmek istemiyorum gene. Ondan dolayı da biraz açıklık getirirsen ona göre bir yorum yapmak istiyorum ben sana. Hani niye açıklık getirsin? Oradaki kullanmış olduğu cümle nabza göre şerbet. Hani işine geldiği gibi mi davranıyor anlamında mı? Yoksa atıyorum büyükle büyük, küçükle küçük gibisinden mi? Onu anlatmak istedim. Yani herkesten aynı olabiliyorsun sen. İyi niyetinden dolayı. Küçük gelse küçükle aynısı, büyük gelse büyük aynısı. Ama nabza göre şerbet onun anlamına çıkmıyor. Onu iki yere de çekebilirsin. Hayır. Kötü anlama çekerse bir iyiye çeker. Siz kötüye çekmek istemişsiniz. Devam edin. Anlamı odur. İstemeyen, bir şey söyleyeceğim Çiğdem teyze. Nurten teyzeyi de ben az çok tanıdım. Hani içeride ona yönelik konuşmuş olsaydı ondan dolayı ben sormak istedim. Ben kullandığı istedim. Kelimenin anlamını anlatıyorum dediği gibi değil. Ama o niyetle söylemediğini o da şu an açıklıyor. Ondan dolayı ben zaten sana sormak istedim. Sen herkesle anlaşan bilecek bir kızsın yani. Suzan ne anlamış buradan? Nasıl? O sen ne anlıyorsun? Vallahi nasıl görüyorsan öyle demiş oldum ben de. Dedi ya, nabza göre şerbet. Sen gelini savundun mu, yerdin mi onu anlamadım. Ben savunayım aslında. Ben diyor iyiysen ama diyor, gelinim de iyidir diyor Fatih Bey. Aynen öyle. Tercüme yapayım. Ben öyle anlıyorum. O aşmaz, onu bir daha söyle anlayacağız. Ya şimdi insanlara göre de bulunabiliyorsun. Gelişine gidişim. Karkanaşına da bulgur aşım. Sen bana nasılsan ben de sana öyle olurum. Bu kadar basit. Hayır, işime geldiği gibi yapıyorum diyor. Ya işine de nasıl gelirsen ben sana öyle giderim demeye getiriyor. Aynen, sen bana nasıl bulunursan ben de sana aynısın. O laf onun oymuş. Bence o, bence öyle. Gelinin de bu konuda yanlış anladı. Bak bozuluyor, bak bozuluyor. Evet. söylemiş olduğun cümlede sanki Nurten teyzenin az önceki söylüyorlar ya. Evet, tabii ki. Aslında Nurten'i desteklemiyorum ben orada. Peki, bir dakika. Bir dakika, artık Nurten'i desteklemiyorum diyor. Dur, bak. Nurten'i niye desteklemiyorum? Ben gelinimi destekleyeceğim. Evet, yanlış diyorsun. Hayır diye yanlış olsun aslında. Diyorum işte, o da öyle bulunuyor da karşısındakine. İyi bulunana iyi bulunuyor. Sen iyi ol ki o da iyi olsun mu diyorsun? Aynen öyle. Ha, ama başka türlü bir şey söylemek istedi o. O diyor aynen. Ki vallahi sen diyor, Şebnem bir işine geldiği gibi davranıyor. Hayır canım, Menfaatine göre davranıyor diyor. Ne bir şey demedim. Ama şey ben de öyleye de kelimenin anlamı. Yani demedim de bunu benzer bir laf dedi. Ya belki o şekilde yorumu öyle değil ama belki öyle konuştu. Öyle de olabilir. Konuştu gitti işte. Ağızdan çıktı söz, daha geri benim girmez. Benim gelinim ayna gibidir diyorsun. Aynen nasıl öyle, ayna gibi. Gelinin de ben öyle değilim diyor ama. O orada karıştırıyor biraz. Ben karıştırıyorsunuz. Ben karıştırıyorum onu. Gelinler kayınvalidelerinin hangi huyunu sevmiyor? Yandınız. Annem çok çıkardınız. Bakalım. Kayınvalidelerinizin hepiniz en çok neyine sinir oluyorsunuz? Kendini hiç düşünmüyor, çok sinir oluyorum. Evet, kendini böyle, kendini düşünmüyor yani. Bir durum var ya, böyle kendinden çok fazla ödün veriyor ve kıyamıyorum. O yüzden böyle ona sinirleniyorum. Bazen çok konuşuyor. Çok mu konuşuyor? Aa! O kadar enteresan ki bir şey anlatırken, atıyorum oraya uçak geçiyor ya, hani sizinle sohbet ediyor, uçak da ne hızlı geçti deyip kaldığı yerden devam ediyor. Hani aralara bir şeyler sök, diyorum ki yorulmuyor musun? Hani sen konuşurken ben diyorum yoruluyorum. Aslında benzer sevgili teyzeyle bizimki de canını hiç düşünmez. Günde 10 kişi arasın şu işim var desin. Yemez, içmez, koşturur onlara. Akşam bir git ruh görürsün karşında böyle. Yorgunluktan bitmiş. Yorgunluktan bitmiş. He, Nurten Hanım nasıl? Çok tezcanlıdır Fatih Bey. Ona mı sinir oluyorsun? Evet, çok tezcanlı. Her şey bir önce olup bitsin mi? Evet, insan hiç yorulmaz mı yani? Evet. Yok, pır böyle pire gibi. Doğru mu? Doğru bence. Hep doğru mu Kayma? Belki de doğru. Doğru. Öyle mi? Evet. Niye kendini hiç düşünüyorsun? Aslında kendimi çok seviyorum. Fizik olarak kendime bakmayı da seviyorum. Fakat herkesin derdini ben çok dert ederim, içime atarım. Gelinler. Aslında burada sizi eleştirmemiş. Sizin normal şeyi söylemiş. Evet, aslında onların içinde bir kaynama vardır. Yok, kaynamadı. Gerçeği söylüyor. Vardır bunların içinde.
Ben bir vardı. Şey bulamadım ama doğruyu söylemiş. Çekindiğinizden mi söylemediniz? Yok, ben zaten fark ettiyseniz önce yani genel olarak ona kızacağım bir şey olmadığı için hani o gözle yine bakmayacağımı söyleyecektim ama onu düşünerek kızdığım bir şey olduğu için bir dakika bir dakika var benim de kızdığım bir şey diyerek söyledim. Yine hani sorsanız farklı bir şey söyleyemezdim yani. Şebnem'in eksikli bile var. Tam anlatmamış beni. Daha neler neler. Daha neler neler mesela. Hiç oturmam, devamlı hareketli. Devamlı konuşurum, devamlı üretirim bir şeyler. Zaten o da çok konuşmandan şikayetçi. Tamam sadece orayı dedi, daha da vardır yanında belki demedi. Anlat. Cansu ile Elif kayınvalidelerine hep böyle bir işte iyidir. Şeydiniz ikiniz de öyle şimdi kayınvalidenizi seviyorsunuz. Öyle. Acaba öyle. Neden bu? Bir korku mu? Gerçek sevgi. Yani sorsanız Nurten teyzeyle Özlem yapmacıklık der. Geçen haftadan beri bunu söylüyorlar ama biz geldiğimizden beri hani diyor ya mesela Özlem ben dışarıda böyle değilim annem öyle olsam annem yüzüme bakmaz diye. Ben de burada hırslanıyorum ben de yarışmadayım. Çıkacak bir şey olsaydı bu zamana kadar illaki çıkardı Fatih Bey. Nereye kadar, ne kadar insan bir şeyi saklayabilir? Bunu halinizden, hareketinizden, verdiğiniz cevaplar evet. Birine bir şey sorsanız herkes en doğrusunu söyler zaten. Ama bir ne bileyim bir bakışınızla, bir sözünüzle, bir öpüşünüzle bile bunu hissettirebilirsiniz. Ben de hissettirdiğimizi düşünüyorum. O yüzden pek de bu tarz yorumları önemsemiyorum açıkçası. Bize gelecek olursak ben çalıştığım için çok hani sıkı fıkı değiliz. Çok paylaşımlarda bulunamıyoruz. Haftada bir gün görüşürsek görüşüyoruz. Benim kayınvalidemle alıp veremediğim ne olabilir ki? Ha. Nasıl tanıyorsam, yani gerçek, ne yaşıyorsam. Gerçek bir şeyim var. Evet evet yani bizim öyle bir şey hani kötü bir ambiyans yaşayacak bir ortamımız da olmadığı için. Evet. Aslında gelinlerimiz kayınvalidelerini seviyorlar. Vallahi tabii, seviyorlar. Tabii. Evet. Sevmesek buraya gelir miyiz Fatih? Güzel sevmesek. Sevmesek buraya gelir miyiz? Yani ne geleceğim ya? Böyle tamam. Sevmediğim insanla günler geçireyim. Bizimki nişanlılı daha kızcağızım. Değil yani. Mi? Evet. Nişanlı ama seviyor seni. Seviyor sağ olsun ben de onu seviyorum. Seviyor. Çok seviyorum canım. Herkes. Ama şu da var ki gelinler kayınvalideyi başta söylediğim gibi gerçekler efendim. Gerçek. Sevgili gelinler ayağa. Duymak istemiyorum. Evet. Bugünkü puan durumu nasıl oldu? Günün en yüksek puanını hangi gelinimiz aldı? Günün en düşük puanını hangi gelinimiz aldı? Şimdi onları açıklayalım efendim. Bugünün en düşük puanını alan gelini. Altı puanla Şebnem. Şebnem altı puanla günün en düşük. Çünkü tuzlu karabiberi mi unuttun? Tuz. Ha, ben de gidip dikkatli yap diyorum onu. Altı puan. Aynen gene aynı dediğim gibi Şebnem'in gene şanssızlığı bugün. Tadını lezzetini bulamadık aradım ama biraz tuzda falan biraz aksilikler olmuş. Sağlık olsun inşallah devamı gelecek daha iyi olacak inşallah. Günün ikinci düşük puanını alan gelinimiz. ...12 puanla Cansu. Teşekkürler Suzi. Kime teşekkür edelim? Çok güzel. Biz kime edelim? Sen bana ediyor musun? Bir verdiğim için. Gelelim günün en yüksek puanını alan gelinine. ...18 puanla... ...Elif. Teşekkür ederim. Günün birincisi 18 puanla Elif oldu. 14 puanla da Özlem ikinci oldu canım. Evet, bugünkü puanlama haftanın başındayız. Evet. Puan tablosu böyle. Biliyorsunuz hepiniz artık puanlar hafta sonunda toplanıyor. En yüksek puan alan gelirimiz altın bileziği kazanıyor. O yüzden... Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte kanalda ekranlarında olacağız. Gelinin mutfaktadan ayrılmayın efendim. Hoşçakalın. Yemeği tabakta, tadını damakta. Gelinin mutfakta.
Bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Ayar problemi var herhalde. Değişkensin. Cansu Şebnem'in avukatı, Elif de Cansu'nun avukatı. Sen babanı istemedin mi yanında? Kendi istememiş. Benim istememin ne önemi var ki? Gelmedi mi babası? Gelmedi. Amcaları falan geldi ama baba gelmedi. Daha sebzeleriniz doğranmamış. İnanılmaz geç kaldınız. Düğün oluyor. Kayınpeder bana diyor takıları vereceksin diyor. Ve gelirini darp ediyor. Darp ediyor. Belki ben sonra böyle doğrayacağım dedin kayınvalideni. Yani ister istemez düşünüyor Şebnem insan bunu. Yemek yapamıyorsun ama Şebnemciğim duygu sömürüsünü çok güzel yapıyorsun. Kafanızdaki kaynana örneği nedir? Ev olacak, temiz olacak, kıyı köşe toplanmış. Oğlunun yanında farklı davranacaksın. Oğlan gidince surat yapacaksın. Fırınına böyle bir şey yapayım, yemeğin falan yazsın. Suzan teyze iyice çocuk oyuncağına çevirmişsiniz. Yüzünüz turşu satmasın. Sus artık yeter ya. Gelin kaynana buyuz. Çok tepem atar da o naiflik gider. Dur bir dakika Özlem. Herkes patlıcanı kızartırken sen daha soymamıştın. Aslında siz de biliyorsunuz gelininizin yapamayacağını. Yavaşlığından ziyade algılama problemi de var galiba Şebnem'in. Annesini çok seviyormuş. Daha benimle niye evlendin o zaman? Duygu sömürüsü yapsa ne olacak? Kendi gelinimiz varken gidip ona mı vereceğiz beşi? Bugünün en yüksek puanını alan gelini. Gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta.